bir şey diyeceğim. Abi iki tane cansın, iki tane benim veto hakkımız olsun. Yok abicim öyle bir şey. Senin ve Cansın bir, Çetin bir. Hadi tamam sana da bir tane veriyorum. Sen Teşekkür, şeyden, ederim. Teşekkür sen, sen, ederim. sen, senin bir veton, Cansın bir vetosu, Çetin bir vetosu var. Okey? Kabul, kabul. Tamam, kabul. Güzel, harikayız. Şimdi e, ki banlayalım arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi şimdi Keanu Reeves Evet. Çok basit bir çok basit bir karar bu. Keanu Reeves'in tekniği kötüdür. E, range'i kötüdür. Presence'ı yani skor vermem gerekirse 10 üzerinden. Tekniği 10 üzerinden 3'tür. Range'i 10 üzerinden 2'dir. Presence'ı 10 üzerinden 8'dir. Kariyeri şanslı gitmiştir. Birçok franchise filminde rolü erken almıştır. Yakışıklı ve presence'ı var diye. Ondan sonra da kariyeri ilerledikçe belli bir disipline ulaşıp tekniğini geliştirmiştir. Çok çalışarak. İyi huylu bir insandır, çok iyi karakterli bir insandır Hollywood'da yani perde arkasında. E, herkese iyi davranır, seyircilerine çok iyi davranır. Böyle imzaya gelen insanları alır, muhabbet eder, yemeğe götürür. Yani e, takipçileri, destekçilerine e, sevgisine hiçbir zaman kıyafet etmemiştir. O yüzden çok sevilir. Çok sevildiği için de sosyal networking açısından çok sevilir. Dolayısıyla bütün bunların katkısıyla Keanu Reeves'i D'ye alıyoruz. D'ye alıyoruz. Tamam. Bu oyun şu anda şu anda bir oyunculuk kabiliyetini karakteriyle dengeleyip skor veriyoruz. Karakteri kısıtlı bir miktar destek verebiliyor. Vetonuz var mı arkadaşlar? Şimdi chat herkes veto yazmasın. Önce daha ben veto söyleyeyim. hakkımı veto hakkı benim bir hakkım mı var? Bir Bir hakkım. Evet. Var. Chat saklayalım. Evet veto etmek istiyorum ama saklayalım. Sen ne durumdasın Efe? Saklayayım. Abi ben veto hakkımı şu anda ben o kişiyi seçtim. O kişi geldiğinde veto hakkımı kullanacağım Devam o yüzden. Kevin Hart tamam bir komedyendir. Oyunculuk range'i sıfırdır. Ee, yani olduğu komedyen açısından. Tekniği sıfırdır. Presence'ı yine işte e, Short King, Minion, çok komik vesaire diye kariyer yaratmıştır kendine. Ama oyunculuk kabiliyeti olarak, öykü anlatma olarak peşinde koşulan bir adam değildir. Koy D'ye. Bravo. Gerçekten Feyi, çok katıldım Feyi, buna biliyor musun? F'yi gerçekten, F'yi gerçekten çomağa sokacaklarımıza saklıyoruz arkadaşlar. Will Smith. Will Smith hakikaten tekniği yüksek bir oyuncudur. Hatta kariyerinin başında çok gençken yani Men in Black'ten önce çok çok zordur rolleri vardır. İşte bir tane böyle filantropik gay siyahi oynadığı şeydir böyle. Adını unuttum filmin. Gerçekten zorlu filmlerde oynamıştır. Fresh şey Prince of Bel-Air'den e, kariyeri başlamış olabilir iyice 17-18'indeyken de... ...ciddi iddialı filmlerde oynadığı olmuştur. Rüşbünü is ispat etmiştir. Kaç kere Oscar adayı olmuştur. Tekniğine 8 veririm. Range'ine 8 veririm. Presence'ına da 8 veririm. Dolayısıyla Will Smith'i genel olarak... ...magazinsel olarak karakterinde tokat atma, mokat atma, patavatsız hareketler yapma var diyoruz Çok ya... saçmaydı bence. A'ya yani. koyalım. S-tier olabilecekken A'ya düşürüyorum. Kafi bence. Veto düşün. diyorlar ya. Niye veto Saçmalamayın diye Saçmalamayın oğlum. Aa saçmalamayın. Tamam. Daha neler yani, olacak? Yani o Tokat olayı yüzünden B'ye indirmek biraz gaddarlık olur. Evet Matt Damon. Of of geldik eğlencelilere. Matt Damon'ı hiç sevmem. Hep Matt Damon oynar. Tekniği ee, tekniği tekni tekni iyidir. Tekniği 7'dir. Presence'ı yoktur. 5'tir Presence'ı. 0 karizma. Eee range'i vardır birazcık. 6. Teknik, presence, range ortalaması Matt Damon'ı C'ye koy. Abi peki gençliği için de aynı şeyleri söylüyor musun? Yoksa şu an güncel hali. Hep diyorum, için. hep diyorum. Matt Damon hep Matt Damon oynuyor. Bakın beklemediğin simalara da hep bu bunu oynuyor diyorum. Veto var mı arkadaşlar? Bakalım. Yok yok. Nasıl sıfır karizma diyor? G C C radial arkadaşımız. C radial. Sen ben arkadaş. Ee, Jason Bourne'ı izlediği için karizmatik zannediyor Matt Damon'ı. Matt Damon karizmatik değildir. Sempatik bir adamdır yani ağırlığı yoktur yani bence. Forceful Whitaker'a geldik. Ya dur bir yerinde dur ya. Tam duruyor. Sen hemen, dur. Discord'dan takip etsene <laughs> Allah aşkına. Şimdi. Şimdi Forest Whitaker çok iyi oyuncu. Tekniği 9'a varmıştır. ve masaya koymuştur böyle çılöp diye dur. Masaya koyma sesi. Neyi masaya koyduğunu söylemiyorum. Bak şu ses. Açayım Oo, gelin. Cemre Demir. Masa, masaya koyma sesi. Hazır mısınız? Forest Whitaker'ınki. Bu. Bu, <laughs> bu 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 kütlede masaya koyan bir tekniği vardır. Dolayısıyla Shield'da, Mild'da inanılmaz karakter oyuncu rollerini ona vermişlerdir. Presence'ı kısıtlı tabii şeydir böyle bir, bir bir gözü daha çökük falan. Şahsına Münasır bir tipi vardır. Karakter oyuncu, hatırlanır tipi vardır. Ama Oscar aldığını unutmayın. Ee, aynı zamanda acayip bir karakter oyuncusudur. Range'i çok iyi midir? Eh, genelde Forest Whitaker ağır rollerden fazlasını oynamaz ama gururla kendisini A'ya koyuyorum. Yok. Ben S diye ah. düşündüm çünkü o kadar övdün ki abi. Çete soralım. bu kadar Reto veriyorsanız e, yukarıya almam e, konusunda S'e alırım eğer istiyorsanız. Arkadaşlar Var mı? bence veto hakkınızı burada ben abi. Kesin tamam. bir görüş yok. Aa dur. Tamam. Geldik Christian Bale'a. Christian Bale'ın tekniği inanılmaz iyidir. 9'dur. <laughs> Presence'ı direkt olarak 8'dir. E, range inanılmazdır. Range'i 10'a dayamıştır. Dolayısıyla ilk S'imiz olarak Christian Bale'ı öneriyorum. S artı artılık yani greatest of all time kategorisine henüz yaşı genç Yetmiyor. olduğu için ulaştığını inanmıyorum. Ben S diyorum. Veto istiyor musunuz? İstemiyorum. Yok. Chat. Gayet kafi. Bence Beto diye bağırıyorlar. Plus plus ya bunlar, bunlar bunlar şey Instagram'da Sigma miminden dolayı hastası olmuşlar <laughs> ya. American Psycho. Tamam koy tamam, koy. Koy. Koy S artı artıya. Sigma miminden dolayı yakamızı bırakmayacak şey. Koy. Veto abi. Hepsi veto diyor. Şu an Ama arkadaşlar hiç... hak etmeden S plus plus yapmış oluyorsunuz şu anda. Hak etmeden bakın. Herif, herifi seviyorsunuz diye Sigma miminden dolayı S artı artıya çıkarıyorsunuz. Engellemiyorum. Ama emin misiniz yani? Ya hayır bu arada gerçekten Amerikan sapı yüzünden S artı artıya koyuyorsak koymayalım gençler. Yani abi oradaki ben adamın oynadığı çok seviyorlar şey diye. Ya bu heriflerin hepsi Christian Bale bira içmek istiyor, muhabbet etmek istiyor. Arkadaş olmak istiyorlar. O, o S artı artı yani oyunculuğun Bence Atatürk yapacak abi. oyunculuğun Atatürk'ü yapacak şeyi hak ediyor mu? Düşünün Abi kendim. bir şey diyeceğim. S artıya S artı artıya bu herifi koyarsak evet. S artı artının bir, eskoyan, önemi eskoyan, evet, bir, önemi bir önemi kalmaz. Daha genç. Evet bir önemi kalmaz arkadaşlar. Bir önemi kalmaz. Oraya böyle babayı koymamız lazım anladın mı? Gençliğimiz var. Ben Veto'mu seçtim Caz onu bekliyorum. Ben evet. Bakalım. Yukarı çık bakayım. Evet. Eee. Ooo. Eğleneceğiz eğleneceğiz. Geldik The Force Awakens'daki arkadaşımıza. Muhammed Ali. Aklınca... John, John. 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 Allah Allah. John Boyega'ya geldik. Allah. Allah. Arkadaşlar. Abi direk hiç uzatmadan diye yani Çakayım mı şu şuraya? Karaboğa, kardeşim olması dışında bu adamı kurtaran hiçbir şey yok gözümde. Ee, ancak durun. Ancak hakkını vermek lazım. F'yi de hak etmiyor. Çünkü bu The Force Awakens'a seçilmeden önce J.J. Abrams denen Deccal yüzünden inanılmaz bir oyunda oynuyor. Bilmem ne de Black diye. Var mı şimdi? Dur bakın Ver mi? Var mı Patrician sinemacı? Attack the Black. Attack on the Black. Evet. Çok güzel bir filmdi. Çok güzel bir genre filmidir. Attack on the Block'ta iyiydi. iyiydi. E, dolayısıyla D'yi hak eden bir oyuncu. Efe hak hak ettim. Aile. Hadi bakalım. Geldik Aile Vin çok. Win Aile. Diesel. Aile. çok önemli. Şey. Mo fem. Mo fem. Evet şimdi. Ha, hadi. Vin Diesel'ın güzel filmleri var. Ee, indie filmleri var. Sidney Lumet'in yönettiği bir avukat oynadığı film var. Kimse bilmez. Sidney Lumet benim en beğendiğim yönetmenlerden biridir. Sid Lumen'in filminde oynayacak kadar da aşağı büyük bir adam bir kere otomatikman teknikte en az e, 7 demektir. Presence'da herifin karizması var. Düşünsenize kaç tane bu kadar karizmatik kel var Hollywood'da. Düşünün yani. E, Dolayısıyla Presence'da 8 Bruce. diyebiliriz. Range bok gibi. Range 3. Dolayısıyla ortalamadan dolayı Diesel'ı C'ye alıyorum. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hissettiğimi şey sabahtan beri yorumlarını helal. tek atıyorum. Helal olsun. Evet bravo. Gerçekten. Her yani hakkaniyetli adam arkadaşlar ben hakkı yemem, hakkımı yedirtmem. Direkt ben nereye koyacağını anlayıp maaş oraya götürüyorum. Evet alkış, chat alkış. Büyük bir bir kişi hariç bence full artı, full objektif. Diğer yani bize uymadı sadece çünkü duygusal bağ kuruyoruz. Evet abi devam. Geldik Chris Raka. Şimdi abicim o kadar pitch, o kadar fırlama, o kadar sevdiğim bir adamdır ki bu. Maalesef bir kategori yukarıdan vereceğim. Tekniği e, azdır Full komedyen Presence inanılmazdır O, o Öyle komik bir orası bu çocuğu ki hastasıyız yani <gülüyor> <gülüyor> Range sıfırdır Dolayısıyla sırf bu kadar komik Bu kadar sevilesi bir herif diye C'ye promote ediyorum herifi D' ye yerine Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun, ye, ye, helal olsun rush, rush hour hala beni o kadar çok güldürür ki Don't ever touch a black man's radio İnanılmaz bir heriftir yani stand-up'larında da yarılırım. Haksızlık ediyorum şu anda. Günahkarım. Tövbekarım. Liyakatsizim. D, al, almam. D almam lazım. Liyakatsizim. Abi o zaman objektifliğini hiç bozma veto bence. Veto edin beni. Veto veto edin etmiyoruz, beni. Etmiyoruz. Etmiyoruz. Hayır, hayır bu, hayır. Bu, bu, ben bu, 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 kadar çok yaşa. sevdiğim için C'yi aldım. Hakkınızı yiyorum. Veto edecek yok mu beni? Hayır. Vicdan azabıyla yaşa. Neyse. Okey veto yok. Tamam. Günah, günahımı paylaşıyorsunuz. Alfred Hepimizin abimize günahı. ne yapıyoruz? Jahre'nin içini seviyoruz diye promote ettik. Michael Kane'e geldik. Michael Kane. Abi ne yapıyorsun Jahre'nin köpeğini? Michael Kane, Michael Kane teknikte 9'dur. Presence'da Alfie Alfie gençliğinde 8'lere vurmuştur. Range'de en az 7'dir. Çok çok rahat, çok gönül rahatlığıyla A'ya alırım. Ama eğer ki yeterince destek verirseniz lobi varsa C'ye bile alabilirim. Tartışalım bunu? Bence A kafidir abi. Ama şimdi sen hem Zoomers'ın Yaşın küçük. Onun erken filmlerini izlemedin. Ee, Alfie işte şey o neydi? Abi Nolan'ın köpeği. Yani ne? bu herifin, bu herifin gençliği bu herif gençliğinin bakın bu herif gençliğinin e, yani o neslinin Edward Norton'ıdır bu herif. Çok iyidir yani. O zaman ya al S. Alese, alese, Mert sen alese. çık git lan. Mert sen çık git lan. Pislik herif. Sen kaç yaşındasın? Allah'ın cezası adam. <laughs> al S. Yok hak ediyor. Michael Caine'in ben... gençliği hak ediyor arkadaşlar. Mert'i gençliğinde... banlayın. <laughs> Gençliğinde tüm sektörü sikecek kadar iyi filmler yaptı. Geldik Chris Rock'a. Chris Rock'ın çok iyi dramatik filmleri vardır. Tekniki tabii ki azdır komediden olduğu için. Presence vardır. Çok piç, çok şeytan tüylü bir herif. Range yoktur. Chris Rock'ı C'ye teklif ediyorum. D, D yok. D haksızlık olur. Bir C eksi olsaydı C eksi verirdim. C'ye veriyorum. Chris Rock, Chris Rock, Chris Rock'ın ciddi filmleri var. Chris Rock'ın e, ciddi miniserileri var HBO'da. Chris Rock e, taşak geçecek bir oyuncu değildir. C'dir. Hakkaniyetli bir C bence. E, siz Chris Rock'a efendilik yaptı Adam diye olabilirsiniz. Adam Sandler geldik. Evet şimdi arkadaşlar Adam Sandler insanlar komedyen diyebiliyor. Adam Sandler'ın çok taşşaklı bir ciddi film kariyeri vardır. Adam evet. Sandler B'dir. Hala Keanu fanatikleri var ya. Bak Keanu'yu da seviyorlar evet, o, diye. Evet Şimdi, abi. Tamam evet. al Keanu'yu seviyorlar diye al. Hayır. Ceyre, al böyle bir şey olmaz. Hayır. Bu en son tartışılacak şeyler. Abi sen de bakıyorsun. en ufak baskıda bak. Olmaz böyle. Böyle, böyle lider, ben böyle ben lider olmaz. Ben halk adamıyım. Ben halk adamıyım. Hayır. Lider. Ben halk adamıyım. Hayır Ecevit kesilme başımıza. Sen şu an Tayyip kaybettin. Ben popülistim. <laughs> burada elitist cazmış, cahoymuş, erlikmiş bu trolleri burada, tasvim etmiyoruz. Burada Biz oklokrasi halkız. var. Hayır burada oklokrasi var. Burada oklokrasi Biz var. Biz halkız. Hayır. Halkın tengrinin halka verdiği kut bize yansıyor. Pis elitist Twitch'çiler. Biz halkız. Al C'ye halkım istedi Kenan'ı C'ye istedi. Al C'ye. Ne? Abi sen Reddi. bu halka bir verirsen bu halk ikiyi ister. Vay yani, Elin, Jacoben. Vay Jacoben ben, konyak Değişim. partilerinde, konyak partilerinde bu halkı anlamadınız. Konya, Ankara'da konyak masalarında bu halkın hakkını yediniz. Bak abi, verdin yüzü şimdi aslarını. Hadi bakalım. Neyse devam edelim. Evet. Ciddileşelim. Ee, <laughs> Adam Driver yeni neslin çok başarılı bir heriftir. Hakikaten çok iyi bir oyuncu. Akademik bir oyuncu. Amerika'da Marine askeri olarak başlıyor ama ciddi ciddi kurslara gidiyor. Stella Adler kursuna gidiyor. Ciddi bir eğitimi var. Tekniği şu anda genç olmasına rağmen 7'dir. Presence'ı iyidir. Böyle kepçe kulaklı çirkin bir herif olmasına rağmen yakışıklı gözükecek, gözükecek saç tıraşıyla. Baksana yakışıklı biliyor kızlar bunu. Dolayısıyla Presence'ı da 8'dir. Range'i de iyidir. Range'i de şu anda 6-7. Önü açık. Adam Driver'ı B'ye alıyorum ben. Arkadaşlar Star Wars lobisi çalışıyor şu an. Haberiniz olsun. Ve B'ye alıyorum. Krala ne diyorsun? Kralı ne yapacak? Aldın mı B'ye? Şey, Aldım. E, aldın tamam. Kim? Ha, tabii. DiCaprio arkadaşlar. DiCaprio neslinin en iyi oyuncusudur. Bakmayın. Zamanında yakışıklıydı. Pretty boydu falan filan. Siktir onu. Gençliğinde bile e, şeyde oynamıştır. Çok ciddi filmlerde çocukken bile oynamıştır. Çok iyi kariyer seçimi yapmıştır. Götünü çizgi roman filmlerine vermemiştir asla. Satmamıştır ruhunu. Dolayısıyla Leonardo DiCaprio alnının akıyla estir. S artı artı değil coşmayalım. S artı artı kadın, yani. kadın seçimi de kendisinin başarılı. Evet, Belli bir kriteri var. Bir dakika bir dakika bir dakika. bir dakika. F abi çıtır peşinde 25 yaşında. Ben de şimdi. Katılıyorum. Şu soru hayır hayır hayır. hayır. Alper, Alper Bey YouTube'a gidecek burası. Hadi İskender 12 Eylül gelecek. Başımız bağlı. Gönlümüz aşık. Benim kız arkadaşım da 25 yaşında ne yapacağız? Ben de mi Efim? Sen Arda Kural olabilir misin? Neyse dediğim gibi S arkadaşlar. Katılıyorum S kafi bence. Devam edelim. Stallone. Şimdi Stallone. E, ben Stallone'u çok severim. Rocky gelmiş geçmiş edir. en iyi. <laughs> gelmiş geçmiş. Edriyum. <gülüş> Edriyum. Tamam yaz bakalım Tal Tal. Neden DiCaprio'yu veto diyorsun? Herif hak etmedi mi? A dansa sen neresi dedin ki ben orayı kaçırdım. E baba. İskender büyük Ediriz, ama adam. yorgun. Ulan vatanı sevdik be. Alo Adrian <gülüyor> <gülüyor> ne 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 ne? Alo Edwin, hazır olurum kırdı bu siyah karabuğ. Edwin. Chris Rock <laughs> efendi bir adam değildir. Chris ya, Rock kal, korkak yazdı, bir orospu e çocuğudur. Al al yaz 31'e gitti ya. Tam iyi kalıyor, es kalıyor, es artı artı. Genç arkadaşlar ya. Genç ya. Ya benden 7-8 yaş büyük bu herifin kariyeri var da. Bekleyin bir Oscar'da alsın S+ sen, düşünürüz. Sen bir şey dizam. Arkadaşlar diyorsun? o kadar milyonların önünde tokat yiyeceksin dönüp bir tane çaktırırız. Dur dur ne yapıyorsun alo? Yapmadım yapmadım. Sen tartı şey. deyince elim otomatik gitti. Şimdi Sylvester Stallone iyi oyuncudur. Rocky bir çok iyi filmdir. Sylvester Stallone istediği zaman iyi oynar ama kariyerini çok e, patlamış mısır filmleriyle birazcık heba etmiştir. Dolayısıyla hakkaniyet olmak açısından B teklif ediyorum. Genç arkadaşa Hı. eğitimsel bir şey diyeceğim. Rocky'nin senaryosunu Stallone yazmıştır. Peki abi şey olayı doğru mu? El, köpeğini de, satıp de, de, öyle, öyle öyle muhabbet ediyor. Hayır, edemezdi. köpeğini hayır, köpeğini bir arkadaşına emanet ediyor, parası yok diye. Rehin bırakıyor. Sevdiği bir arkadaşına sayısı. rehim bırakıyor gibi para ödünç veriyor arkadaşına. köpeğini alıyor Rocky'deki başarısından sonra. Canım benim ya, koy beye koy. E, last Supin the lol. Alo Adrian. Alo, ben muhakkak ne kredi, burnumu dağıttı Adrian. Şimdi Amerika'da neslinde şimdi Harvey Keiter e, Yahudi bir Amerikalıdır ve o onun neslinde çok yaşlı Harvey Keitel 85 falan şu anda galiba. and olabilir. Hayır, onunla, onunla. Dinle be dinle. Yahudi Amerikalı olarak onun döneminde birçok Amerikalı oyuncu yani Yahudi Amerikalı oyuncu ismini e, Anglo-Sakson Amerikalı ismine çeviriyor tamam mı? Hı hı. Ve Hatta hepsi değilim. var yani bayağı böyle. Ve bunların arasından Harvey Keitel ben böyle bir şey yapmak istemiyorum ben neyse boyun falan filan diye demeçleri var ve e, çok bu Jack Nicholson'ın neslinden bile yaşlı Harvey Keitel. Harvey Keitel e, böyle giriyor bileğin hakkıyla beyaz yapımcıların Yahudi Amerikalılara ön yargısı olduğu dönemde 50'lerde 60'larda 70'lerde kendine Martin Scorsese diye genç bir ahbap buluyor. Mean Streets'te böyle çok güzel bir e, rolü var. Ondan önce de kariyeri var, sonrasında da var. Tarantino'da hastası. Yani teknik açısından e, zannediyorsam Morris tekniği kullanıyor. 10 üzerinden 8 falandır. Presence'ı iyidir. Çok böyle boylu postu olmamasına rağmen 7'dir. Range'i çok iyidir 7'dir. Harvey Keitel'i arkadaşlar çok zaten çok da bu zoomurların bildiğini sanmıyorum. A'ya koy. Koy koy A'ya koy. Evet. B'ye koyma yani. Stallone'u yanına koyarsan <laughs> Harvey Keitel gelip beni döver yani. Koy A'ya. Alkış. Güzel. Ah geldik şimdi Balon. betoların patlayacağı yere. Ben Ödev, Brad Pitt'in oyunculuğunun içine Beğenme. sıçarım nefret ederim. Adamsın nefret be! Ederim. Adamsın nefret be! Ederim. İşte Neden? bu yüzden Alper Çağlar be! Dur, Konuş dakika, halkın anlatacağım. adamı. Anlatacağım. Brad Pitt kariyerinde her zaman Brad Pitt oynamıştır. Yakışıklı pretty boy. iki film evet. dışında. Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford ve Fight Club dışında. Onlar da yönetmenlerinin inanılmaz herifi kamçılamasıyla inanılmaz performans vermiştir. Brad Pitt kariyerinin prime'ında öyle performanslar vermiştir. Tarantino Once Upon a Time in Hollywood'da da Tarantino da çok iyi bir yönetmen. Yani yönetmenlerin güdümünde başarı koparılmıştır. Evet. Ama genel olarak hep kendini oynar. Hep böyle eblerime güvenirim, yakışıklılığıma Seven güvenirim. Seven ne işte. Seven o kadar... Neyse. Evet abi. Seven Seven'da Fincher filmi bu arada. Orada da esas star bence Morgan Freeman ve Spacey'dir de neyse. Kesinlikle katılıyorum. Brad, Brad Pitt Brad Pitt arkadaşlar. Sırf, yakışıklı, sırf yakışıklığı ile pretty boyluğu ile güzel oğlanlığı ile tekerlek tekerlek roller almıştır hep. Oh. Bakmayın. Oh. Ee, ancak hakkını da çöpe atamam. Sonuçta herif Oscar almış bir herif. Yani demek İyi, ki herifin, 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 tekniği 5. Buna kodumun vasatı. Presence'ı 10 oh. herifin tipinden dolayı. Yani Brad Pitt'e... Neyse şimdi çok cinsiyetçi bir şey diyecektim. Ha, söyle, söyle. Kaç Yok verir? olmaz o zaman. Presence'a 10 verir yani. Presence'a yani her erkek Brad Pitt'le olmak ister, her kadın Brad Pitt'le olmak ister. Range'i 0 amına koyayım. Hep kendini oynar. Ancak bunun ortalanması F olamayacağı için ben Brad Pitt'i D'ye koyuyorum büyük vetolar yiyebilirim. Ben 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 duruyorum burada. Başladı ben. bu chatte karşı, karşı çıkar amele. Ben Brad Pitt'i D'ye koyuyorum. Veto var mı? Efe veto ben yok. atıyor musun bir kere? Ben yok. Ben Brad Pitt'i Kaç var? var? 10 veto varsa konuşacağız. Bir, Aa chatte bak veto yazıyor. Ne oluyor chat? Oha çatı. Brad Pitt lobisi. Vay 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 vay. Oha. Abi ben sana. Vay vay vay. Ben seninle ben. Vay. Bir şey diyeceğim. Ben. Vay 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 vay. Ben ne olursa olsun arkandayım. Sana oy verdim için gurur duyuyorum. Adam karısına bir bardak su getir diyemiyor. Gelmiş burada reise katakulli diyor. Ben reisle geldim reisle giderim. Sonuna ben kadar aksar çağlar. Sensin. Evet. Sensin halkın adamı. Ben reis değilim. Kagan de Kaan de, de. Ben K Kaan'ım. Kaan'ı mısın? içine. Dur bir dakika gaza gelmeyelim. Brad Pitt vetoları çok. Tamam birisi açıklasın. Bir seç birisini. Birisine bas oradan. Veto diyen birisini yakala bakacağım. Dur abone olun. Kanınız del mi adam yakışıklı diye amına koyayım. Brad Pitt'in tipi sizi üzmüş. Yanık kokusu aldı. Aa. Oo. Ooo. VIP ver. Taşşakları taşşakları Hayır. ve Ver VIP ver. Hayır VIP. vermem. Vermem hassiz. Oğlum. Kanımız hakkında doğru düzgün konuşacak. Alın bunu. VIP evet, mi? Abi. Chat gerçekten. Aa. aşağı çeksene biraz kardeşim. Boş abi, var orada. Çekemem onu yapamam. Olmaz. Tamam tamam. Şimdi Andrew Andrew bize yaz. En son satırını görüyoruz. Andrew. Bize Andrew Tate. Üç, bize 3 tane 3 tane. Andrew 3 tane gerçekten Brad Pitt'i Brad Pitt'e hayran kaldığın eser film söyle. Benim dediklerim olamaz. Fight Club olamaz. Seven de olamaz. Assassination of Jesse James olamaz. Seven's kimde değil. Ee, Once Upon a Time in America olamaz. Buyur. Sinerç sayılmaz <laughs> arkadaşlar. Ben de Sinerç'i övüyorum. Evet ben de Sinerç'i övüyorum. Ancak <laughs> Sinerç'te... Sayamazsın. Sinerç'te cameo gibi. Snatch'te toplam repliği 3 satır. Toplam sahnesi 2,5 dakika. Öyle bir yerde film taşıyan oyuncu diyemezsiniz ona. Küçücük cameo rol diye. Saçmalamayın. Fury, Truva, Fight Club. Fight Club dedim. Bir tane alternatif bu. Troy, Direkt Troy'u. Troy'da e, Troy'da gene tipinden dolayı presence'ından dolayı yani. Neydi bu? Angelina'yla oynadık. Bok gibi film. Mesle, mesle, meslesi. Yok, Mest C yok. B Mr. and Smith çok güzeldir. Ya. Hatta sana bir tavsiye. Alo Uzay. E, Alo. Efendim. Şimdi sen diyelim kız arkadaşın sana. Çok büyük trip attı tamam mı? Evet. Başın belada. Ve barışman lazım. Yokuş'a girdiği ilişki. Sıçacaksın. Doğru değil mi? Ufak masasına evet. yat. Bir gizli bir tezgah oldu. Lan bir sus. Baza Adanalı sus lan. Sus. Evet abi. <laughs> Çözmen lazım durumu. Ayrılığa gidiyor ilişki. Bir koz lazım sana tamam mı? Evet. Ne yapacaksın biliyor musun? Diyeceksin Aynen. ki güzelim güzelim gel bana bir şey izlemek istiyorum sana. Çok önemli benim için. Ondan sonra ayrılabiliriz diyeceksin. Evet. Mr. And Miss Ren Miss Smith'i izleteceksin. Ondan sonra make up sex zamanı olacak. Sonra diyeceksin ki ben ajanım. Bir, bir hakkım var. Mr. And Miss Ren Miss Smith'i izleyip Kavga çözmek için her erkeğin bir joker hakkı vardır. Buna asla unutmayın. Ya Allah aşkına yapmayın. War Machine, yaram gibi filmdi ya. Hiç de güzel oynayamamıştı War Machine'de. Ben bu adama ilk yani oy vermişim. Smith. Türk ben bu adama tribine, ilk oy vermişim. Kanım hakkısınız. İkna ettiniz Türk, beni. Bu Türk kızı bakmamışım. tribine. Türk kızı tribine evet, Bir kere evet, yapabilirsiniz bunu. Çıkmazdaysanız. Evet, evet. Mr. and Miss Smith izleyelim. Sonra kavgamıza devam edelim deyip. Devam edelim deyip. O filmin içeriğinden dolayı. Manita ile barışabilirsiniz. Bu, bu Joker'i asla oh, unutmayın. Bana da kut gönderin. Dua edin bana. Bunu size öğrettim. bedavaya veriyorum bunu size. Yani Ocean's da bak ensemble filmi. Ya filmdir. tek başına, başına oyuncuların... değil ki ya. Yani ayıp evet, ya. Evet. Yani Brad Pitt'in taşıdığı film başka sayamazsın. Evet. O yüzden Veto'nu reddediyorum Andrew ama sana kut gönderiyorum. İyi savaştın. Kapa şimdi penceyi Devam edelim. Edward Norton. Ha. Çok severim. Edward Norton. Dur, ne diyor? Tamam en azından C'ye yükselt. D çok haksızlık. Yo. Aha, evet ama Matt Damon'ın altında ya. Matt Damon'ı daha çok nefret ediyorum. Matt İndireyim o zaman onu. O da gelsin. Evet Matt Damon'ı D'ye at. Brad Pitt'i C'ye at. <laughs> Matt Damon <'ın> nefreti. Edward Norton'a gel. Edward Norton, <'a> <laughs> <Edward gülüyor> Norton neslinin en iyi oyuncusudur. Edward Norton'u... E, bir dakika söyleyemeyeceğim şeyler var. E, Edward Norton ile ilgili bildiğim e, bazı detaylar var ve e, Edward Edward Norton inanılmaz bir oyuncudur ama birazcık şeydir geçimsizdir çünkü aslında otör zihinli bir herif. yani yazıp çizmeyi kendi yönetmeyi hep sevmiş hatta yönetmeniyle sa, e, sette tartışabilecek kadar bu konuları önemseyen bir öykü anlatıcısıdır e, kariyerinin çok aşırı ultra iyi ilerlememiş olmasının sebebi bu hafif sivriliği tamam mı yani oyuncuların Cavs'ı gibi düşün tamam mı Red Dragon'da nasıldı ama Fight Club'da şey zaten Fight Club'ı taşıyan şey odur Brad değildir. Oyuncuların canlı mı? Evet. Hafif sivri sözüne esir, esirgemiyor. Başını belaya sokmaya yatkın ama kabiliyetli sana iltifat ediyorum. E, Edward artık. Norton benim gözümde estir. Katılıyorum. Veto'ydenin de Edward Norton'un esini hak etmediğini düşünen veto var mı Toy? Var söyledi. Evet bak Try. Primal Fear dedi. Bravo. Kofti, piton. Doğru. Abi, red, red Dragon'ı nasıl söylemezsin ya? Yani? Ya oğlum American History X Ne Red Dragon'ı ya? Abi sana diyorlar ki nefretini katarsan nasıl objektif olabilirsin? Benim ben ben kin iyi yutarım ama kan kusarım arkadaşlar. Oy ya. Ben Kozanlıyım yani. Ben şeyim. O, The North remembers us biz. The South remembers Kozan. Dört arar Martin. Şimdi geldik şu küçük şeye parlak olana. Abi olan direkt konuşmayalım. Hiç konuşmayalım. Koy D'ye. Efe koyayım. Hayır. Ne no hey, olur. Ne no olur. Efe, no, Aynen. veto. Efe, Efe hak edecek, no bir, şey F no F hak edecek veto, bir şey yapmadı. ne ve, olur. Veto, şey yapmadı. veto hakkımı kullanıyorum. Efe hak edecek Efe bir şey yapmadı. F hak edecek bir şey yapmadı. Unut bu çocuğu abi. Hak etmesine Hayda. gerek yok. Ne oldu oğlum? Niye çocuğun anasını Abi küpülüyor? Zendaya'dan. Zendaya'dan. Zendaya seven erkeğin ya. kendisine saygısı yoktur. Beta erkektir. Niye oğlum? Fıstık gibi kız. Ne derdin var Zendaya? Git lan Cavs. Aa! Kadınlar umurumuzda değil de onu söyleyeyim baştan çok ciddiyiz. Çok Aa, zevksizsin bilmiyorum. sen ya. Egzotik. Tam Holland genç. Daşşakları dolu. Gençliği var. Zendaya ile çıkacağım egzotik bir sevgilim olacağım diye. Ha evlenecekse yer o zaman durum biraz karışık. Bana, o zaman sana... kılıbık ve Zip. kılıbıklığa vermiş demektir kendini. Abi Zendaya dilek öcalana benziyordur. Zendaya seven erken kendine saygısı Hayda. yoktur. Ben tamam sizi bu kötülüğünüzle baş başa bırakıyorum. Kendisini alıyorum Zendaya. Diye. Zendaya. Bak anlamıyorum. Dilek öcalandır. Zendaya çirkin değil. Zendoya Zendoya. <laughs> Zendoya'yı doya doya sevmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın ne günahı var? Hani çirkin ya da e, uzak durulacak kadar itici bir hatun olduğunu iddia etmiyorsun herhalde Zende. Abi bir çeşnedir. Bak her yemekte bulunması bravo. gereken. Bravo. Her ya, erkeğin... Adana, Adana sana evet. yaramış. Eyvallah. Adana sana Eyvallah. yaramış. Şete bakın. Bravo. Zende mı daha güzel direkt hocam bu sorusuna cevap veremiyorum. Arkadaşlar, Çünkü birebir aynılar. Her kadın güzeldir arkadaşlar. Heh. Ama Mesela ne demiş ki... Aşık Veysel? Bu bendeki göz olmaz. <laughs> arkadaşlar. Evet abi buyur lütfen. Her kadın. Yani her tipte kadın bir spektrumda ayrı bir güzeldir. Değil mi? Şimdi Bakmayı bilene göre. Bu hak, evet. Bu hak yiyen Jaws bana, bana bin tane garip garip tipi savunan Jaws gelip diyor ki Zendaya bakılmaz dedi ya. Her alfanın portföyünde bulunması gereken... Hayır portföy falan değil. Yani ben ben Zendaya'ya tamam aşık olabilir, tamam olabilir bir insan. Benim tipim değil derim. Ben Zendaya ile evlenmem. Ama, ama, evlenmezsin ama. Ama gel gör ki Hastası olan adamı da tamam canım yani o ona düşmüş olabilir derim yani. Bu caz faşizanı. Ee, ikisi de olur bu arada. Ekrana Hiç bak etmez. sus Efe sus. Ekrana bak 10 saniye içinde gülme tamam diyeceğim D'de kalsın. <gülüyor> tamam <gülüyor> Hiç fark etmez çok kardeşim. Çok pitsin ya bu çok ayıp ya. Çok ayıp. Bir... Fark ederse. <laughs> ben hakkı çıktığımı düşünüyorum. Efe alıyorum devam hayır. edelim. Veto hakkımı kullanıyorum. Sen Kagan'ına karşı mı çıkıyorsun? Aa bir dakika veto hakkını gerçekten Tom mı kullandın? Holland mı kullandım? Holland. Şu de Tom Holland severler. Arkadaşımızı korudum. Allan D'ye. Sokullu. Ya of ya. Of ya. Zendaya nefretinden dolayı erkek arkadaşını harcıyorsun ya. Böyle bir barbarlık olabilir mi? Böyle bir faşizanlık olabilir mi ya? Faşizan? Devam abi. Tamam sana şunu öneriyorum. Yayının sonuna kadar F'de dursun. Son anda D'ye alacağız. Anlaştık mı? Evet. Nefretimden kaynaklı. En azından şurada görmek istiyorum onu ya. Tamam. Geçici olarak F'ye al. Sonra yayının sonunda hakkını vereceğiz. D'ye alacağız. Tamam mı? Tamam. Chat tamam. umarım bana Marvel'ın sinematik evrenini savunmuyorsunuzdur şu an. Lütfen sakın, yapmayın bunu. Sakın. Sakın. Efe. Efendim, Iron, Man <laughs> Iron Man siz, kank nedir kanka? Iron Man nedir? Hızlı ilerliyoruz. Hızlı Iron ben her zaman hatalarından da de... ama abi sen bizi hiç konuşturmuyorsun. Konuşturmuyorsun ama. Söyle Iron Man'e niye geçtin? Yarın ya bak Iron abi, Man. abi tamam. Iron Man her zaman da. hatalarından der. Marvel'ın sinematik evreni çöptür. Sıçsam daha iyisi çıkar ortaya. Alkışlıyorum. Tamam, tamam. devam edelim. Doğru değil mi? Tamam, evet. çok. Lütfen, lütfen. Ee, bu herifi, lütfen. bu herifi direkt otomatikman e, B'ye koyabilirsiniz. Kariyeri iyidir. E, şeyi iyidir. E, rezervuar köpeklerinde çıkış yapmıştır. Çok çok iyi bir audition verdiği için. Direkt olarak koyun B'ye. Evet. Koysan hmm. oğlum B'ye. Abi geç geliyor sende. Jaws Efe adını... Geldi. Geldik, 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 geldik Canımın da. içi. Türk boyu. Cage boyunun hanı. Nicholas Cage. Han Hazretleri Beyefendi'ye. Hemen otomatikman S'ye koy. S artıya koymam da S'ye koy. Abi ben gibi. bu adamın şeyini anlamıyorum abi. Lord of War gibi mesela mükemmel başyapıt bir film çıkarıyor evet, ondan sonra evet, gidip evet. Çünkü o kadar iyi gibi. ki artık şey yani vardı ya. Bu para yani için Robbie ya, Williams çok... diye bir popçu var, bilir misiniz? Onun tabi zoomersınız diye bilmeyebilirsiniz. Robbie Williams'ın bir demeci var 2001'de. Diyor ki ya ben kızlarla çok seviştim artık sıkıldım. Biraz da erkekleri tanışam diyor tamam mı? Nicholas Cage de ya ben çok iyi filmde oynadım. Oscar'a adayı oldum aldım. Biraz da boktan filmlerde oynayacağım diyor. Para Öyle far, bir abi. Yani. Şey çok güzel mesela Lord of War güzel. Ondan sonra Angry ve Fest güzel. Mesela aa, başka ne vardı? Dolayısıyla Nicholas Cage'i eser aldım. Alper Çağlar'ın sinemografisi daha iyi anlamına sebep olan bir yayın oldu. Teşekkürler. Eyvallah. Devam. Kurt Russell. Kurt Russell'a geldik. Çok severim. Ee, inanılmaz iyi filmleri vardır gençliğinde. Zaten Disney'in sev, yani Disney iyiyken e, Wonder Kid'di. Çocukluğundan beri filmlerde oynuyor. Disney'in en güzel e, 1970-1960 filmlerinde oynadı böyle. Aile filmlerinde. Çok da aslan gibi bir heriftir. Adı da Kurt. Gözleri de hafif çekik. Bizden biri. E, kariyerini de severim. İnanılmaz kült filmlerde oynadı. Hemen Alper Çağlar torpili e A'ya koyuyoruz. Var mı itiraz? Yok. Devam. Koy A'ya. Ve arkadaşlar... Yok S koyma. Şimdi arkadaşlar geldik ilk S artı artımıza. ilk greatest of all time'ımıza geldik. Jack Nicholson'ı asla S artı artıdan fazlasına koymayız. Jack Nicholson kariyeriyle, yaptıklarıyla, film seçmesiyle, karakteriyle inanılmaz bir iftir. Koy S artı artımıza hayırlı uğurlu olsun. Oyunculuğun Atatürk'ü gibi adamdır koyun. Sırf Shining zaten veriyor onu ya. Sırf Shining'den oraya girdi sonra da coştu iki kere daha Oscar aldı koy. sinemanın oyunculuk Atatürk'ü Jack Nicholson'ın ilk Atatürk'ümüz. Evet. Tom Hanks'i çok severim. Çok çok iyi oyuncudur. Castaway'den alo. tut. Şuna buna her şeye iyidir. Ancak Jack Nicholson seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Ben S diye öneriyorum kanununuz olarak. Chat ne diyorsunuz? Senin, alo. Benim alo, alo. geliyor yolda. Ölüm. Alo James. Alo. Alo, jams. alo. Forest koş. Alo. Alo James. Efendim. Efendim. Kaganın yarlık verdi koy. Koydum. Koysa ya. Hemen. Koydum kaldırdım alt yazıyı. Başkan görmemiştim. Devam. Şimdi Alper Çağlar Üçgen'i yapmıyoruz değil dostum. Birisi yazmış yapamıyoruz çok adam var diye. Geldik Hızlı Walking geçiyoruz. Dead'deki adam. Bu herif iyi oyuncudur. Walking de e sadece bakmayın. Onların Hı -hı. önce de keyifli güzel bir kariyeri var. Ee, Walking Dead antipatisinden dolayı harcamayın herifi. Direkt olarak e, ben C'ye konulmasını talep ediyorum. Walking Dead birazcık, birazcık düşürdü. Abi Ama bir kere Karl diye bağırır mısın? Ne diye? T Tengri cool. gibi. Carl! Cool. Cool. E Carl! diyorsun. Yapamam şimdi şu anda. Tamam yapayım. tamam. Nereye alayım? C'ye koy. Okey. Walking dedim bokunu çıkardı ve kariyerini sekteye uğrattı diye. Normalde B'ye çıkabilecek kapasiteye sahiptir <laughs> ama hayat bu. Bazı şeylerin bedeli vardır arkadaşlar. Geldik Denzel'e. Şimdi çok zorlanıyorum. S artı olsa S artıya koyardım. Jack Nicholson kadar değildir Denzel. Koy S'ye. Koy Glory var. Training Day var. Glory Hall. Adana, Adana çok Adana çok nüfuz etmiş sana. Efe. Kontrol etmemiz lazım. Fazla expose olmuşsun Adana'ya. Ben Glory bir, 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 bir heyecanımı... Önce... Glory diye Glory denilen güzel filmi telaffuz ettik. Efe vardı. Glory o. Geliyor şimdi. Ben bir nefret kusacağım birazdan. Bir tane de hayranlık besleyeceğim. <laughs> adam. Sen de niye? Bir, bir, bir dakika, bir Hop bir dakika dur. Bir dakika şimdi. Gel bakalım Timothy denen Orospu evladı. <laughs> ha, ha, sen Timothy'ye gidiyorsun. Tamam dur. Şimdi şu herif e, Hurt Locker'dan biri çok severim. Neydi bu herif? Sonra Marvel'da yine ruhunu sattı. Neydi bu herifin adı? Mackie. Değil mi? Mackie'yi e, iyi oyuncudur. Marvel'dan dolayı kariyerini gene dramatik filmlerde sekteye uğratmıştır ama çok iyi oyuncudur. Çok iyi filmleri vardır. Hurt Locker'dan itibaren Marvel'a kast edilene kadar. B'ye koymayı istiyorum. Koy B'ye Mackie'yi. Hala kariyerini kurtarabilecek gençlikte. Marvel'a ruhunu satmadan dolayı hmm. kurtarabilir. Gel Geldik. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bu zor olacak. Bu zor olacak. Şimdi. Şaleme iyi oyuncudur. Yalan söyleyemem. Tam dövmelik bir suratı var. Doğrudur. Çok çok keyifli dayak atarım ben buna. Çok keyifli. Harbiden döversin. Çok güzel döversin. Bunu yani. Çok güzel. Bir de böyle ağlar böyle. Dayak yedikçe ağlar. Böyle. Yapma yapma falan der böyle. Güzel dövülür. Ama herif iyi oyuncu. Herif iyi oyuncu. Burada hakkını yemeyiz. Hak bence, yemem, hak yedirtmem, hakkınızı yedirtmem. Bence Alagavat Tom Holland'ın yanına yakışır bu. İki, iki zendayacı. Ne oldu Hak hak bu. <laughs> <laughs> bu da bizi sikecek. <laughs> Kofti Adanalı bizi sikecek. Oğlum biz iyi oyuncu diyoruz. F'ye mi sokturacaksın? Bizi hey Çer. Hey, chair. hayır hayır. Bu adam açık ara yeteneğinden dolayı, neslinden dolayı A'dır. Ya, acı gerçek budur. Ben de hoşuma gitmiyor ama yetenekli herif. Sırf The King, Netflix'in orijinali The King bile inanılmaz olduğu bir filmdir yani. Zor. Maalesef ha yani. Ama veto hakkımı tabii ki böyle bir orospu evladında kullanmayacağım. Devam. Yani anladım. mı? Zoomer neslini kıskandırıyor diye çıtırları götürüyor diye. Herife nefret kustuğunuzu anlıyorum. Zombi gibi ee, bir abi ya. Joe ile böyle Chad ve Sigma karışımı ruh hastası bir tip şey gibi. AI çizmiş herifin suratını onu da anlıyorum. Ama e, şey hakkını yemeyiz. Hatta bu herifin kariyeri iyi giderse Ese bile oynar. Şimdi bu adam Brad Pitt'ten iyi mi? Tabii ki Brad Pitt'i şey yapar Bilmiyorum. kucağına oturtur yani. Tamam şey olarak teknik olarak yani bak şöyle diyeyim bu yaşta Chalamet'in tekniği 8, presence'ı 8, range'i 7 falandır yani zaten zirveye oynuyor şu yaşta yani. Vay orası bu çocuğu. Orada maalesef öyle maalesef böyle şey. öyle biz Neyse, liyakatli bir liyakatli bir kaganlığız. Çağlar kaganlığında liyakat esastır arkadaşlar. Bu arada Elalem'in el piçini kıskanacak halimiz yok. Özelden atayım fotoğrafı Türkiye'de benden kral jön bulamazsın. Vay katılıyorum. be, katılıyorum. Tamam, katılıyorum. Tamam, Sadece tamam. Adana-Kozan sınırları içinde bu arada. Evet. Aynen öyle. Biz portakal güzeliyiz kardeşim. Ben şimdi senin bana dün buralardayım dediğini yanlışlıkla azımdan kaçırırsam ifşa etmiş olmayacağım değil mi seni? E, olacaksın. Herhangi bir şey söyleme benim aklımda Ama, alo, alo, Fatih. Tamam, Fatih yapma tamam. yapma. tamam, tamam. Şeyde Adana'da karpuz sattığını söylememem lazım yani. Efe karpuz mühendisi arkadaşlar, karpuz satıyor. Kamyonu var, arkasında Liselim yazıyor falan. Zeynep yazıyor. <laughs> arkasında evet. <laughs> Zendaya'nın resmi var böyle ufak. <laughs> Orada liselim yazıyor. Neyse. O zaman yani devam edelim. edelim. Ben <laughs> Stiller'ın iyi sanat filmleri vardır. İyi bir komedyendir Tekniği 6 falandır. Presence 6 falandır. Ama range'i 7 falandır. Dolayısıyla Ben Stiller'ı B'ye koyacağız. Haydi devam. Yavaşsın. Brian abi hadi. Walter White. Hadi. Brian Cranston inanılmaz iyi bir oyuncudur. Katılıyorum. S'e çak. S'e çak hatta, hiç hatta, konuşmayalım bu coşma. Coşma. Sokullu. Coşma. Ah be. Coşma. Duygusal yaklaşım. Brian Cranston, Cranston S level değildir. Sırf Breaking Bad hastasınız diye duygusal düşünmeyin. Ee, i̇yi bir komedyendir. Tekniği 8'dir. Presence, presence 7'dir. Range'i 6 gibi falandır. A'dır Brian. A'dır Brian. Abi şu iki adam nasıl yan hayır, yana gelebilirdi? Efe nefretimiz kus. Efe kus. Şey koy kus. değiştir şey yap. Ee, Will Smith'i koy yanına. Yani Denzel seviyesi değildir Cranston. Kusura bakmayın. Ağlayacağım chat. Abi bak bu... gözünüzü kör ediyor Breaking Bad. Arkadaşlar, bir ürünle bir portfolyo ürünüyle chat, kariyer konuş, yargısı chat, yapamazsınız. chat konuş. Chat konuş. Komedyen tabii canım. Malcolm in the Middle'da bildiğiniz komedyenliğin destanını yazıyor. Ee, Nickelodeon dizisi benim küçüklüğümden. Tamam abi devam edelim. Devam tamam. edelim. Geldik Avusturyalı'ya. Şimdi EU4'te Avusturya'yı oynuyorum. Evet. Ama Avusturyalıları hiç sevmem genelde. Yapma yapma. Gördüm onu hemen. Hagan'ına yani ihanet mısın? etme. Avusturya konusunda ikilemdeyim. Çok çok iyi bir oyuncu ama şöyle diyeyim. E Waltz'un tekniği 9 falandır. Presence'ı garip böyle jokerimsi tipinden dolayı yine 7'dir. Yani dikkat çeker üstüne. Range'i de 7 gibidir. Koy A'ya. Maalesef A'lık bir herif yani. Avustralya'lı diye B'ye indirmek isterdim ama. Koy A'ya. Ooo geldik. Bu sene Oscar'ı o alacak. Brandon Fraser alacak arkadaşlar. Camda sigaradayım. Ya, yani. dolu. Gençliğimiz var. Ve o kadar seviyorum ki bu herifi. Genel liyakatsizlik yapıyorum. Brandon Fraser'ı S tier'ı alıyorum arkadaşlar. Şaka Just mı? Just Mimi ile Forchen var mı sağda? Chat'te Forchenci var mı? Forchenciler bu, bu herif boşandı zan tüm parasını eski karısı aldı diye saçları döküldü diye just fuck my shit up mimi vardır. Bu herifle 15 sene forçen taşşak geçti. Rezil etti. Ondan sonra bu herif ama pes etmedi. Audition verdi. Projelerde oynadı. Ve, ve şimdi Brandon Fraser Whale'da ki ben onu şeyde izledim. Venedik'te izledim. Festival yani galasında izledim ben. İnanılmaz bir performans ortaya koydu. Hayırlısıyla inşallah Oscar alacak. Alper Çağlar Fraser alacak Oscar Oscar'ı. En iyi erkek dedi. Sayın reisim. Ne oldu? Brad bile değerlendirirken. Bak sevmiyorum ama bana Brad savunması. Tamam okey peki tamam. Aya. Üç filmden. Aya, üç filmden ama Oscar'ı Oscar alırsa ise alacağız. değerlendirirken tek film üzerinden değerlendirme yapmak tamam, 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 Tamam Ben hakkaniyetli bir kaganım. Koy Aya. Oh iyi. nasıl. ama ama Oscar'ı alırsa ese alırız. Bunu da buraya yazın. Asla. Bu, bu nasıl bu nasıl bu nasıl bir sinir amına koyayım? Ne oldu? Cans amına koyacağım. Ne oldu? Tansiyon yani ilacını al. Evet. Evet. Sayı it with me. <gülüyor> <No>. <gülüyor> I I'll grab your hand yeah, and you play yeah, me. Yeah, yeah. Hey. You get your fucking <laughs> hands off me. <laughs> Öyle mi? Öyle mi? Siz denzele tapmak için klip mi arıyorsunuz? Erlik attı abi. Er Erlik ulan Erlik ulan Erlik ulan Erlik. Sana geçirdi abi. <laughs> Alper'in Denzel'i bu baba. Bir dakika bu. arkadaşlar. Şimdi gir YouTube'a. Girdim. Glory, Boşluk, Denzel, Boşluk, Sinyas kırbaçlandığı ve gözünden yaş geldiği sahneyi açmanı istiyorum. Bir şey olur mu o yani bir sinema olur. filminde olur, Amerikan köleliğinde olur. bir işkence olur, sahnesi hiç sorun hiç, hiç, yaratır hiç, hiç mı? bakmıyorum hadi devam edelim hiç 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 gitme. Yes, peki. Whipped and Cry. İşte bu Glory filminde e, yardımcı oyuncu Oscar'ın çatır çatır almıştır. ilk Oscar'ıdır Denzel'in. Denzel'e haksızlık yaptırmam. Neyse. Geldik Channing Tatum'a. Siktir git diye koy. Konuşmayalım bile. Ya bu ne agresiflik dede bir saniye Erlik bize söylüyor dede çok konuşmak istiyorsan gel Discord'da yetkimi var çık yukarıya ne konuş. Diyor. Gelsene çete Erlik. Alo. Sen niye sen niye halkın arasından sıyrılıp konuşmaya çalışıyorsun ki? Herkes aynı şey, söz sözlere sahip. Benim ha? gibi halkçı Zekoban bir kagan değil arkadaş arkadaş benim gibi halkçı bir kagan değil bu. Çin, Çin prensi Çin prensi Erlik. Nasıl söylüyor ya nasıl sinirlenmiş amına koyayım ya. Götü kaçır. <laughs> Niye gelmiyor Discord'a ki anlamıyorum. Müsait değil. Herhalde şeyde döner standında yani. çok iş var bugün. Gelemiyor yani. Zırva cahil. Deniz Ekim amınakıyım. Ne oldu tek ürün değerlendirmesi olan kozanlık kolpa. Evet bak o da aynı şeyi söylemiş. Sen torpil yaptıklarının hepsinde tek ürün değerlendirmesi yapıyorsun. Tek film üzerinden konuşuyorsun. Onun dışında herkese bana üç, üç tane bir filmi say. Ama dakika bir dakika, böyle bir bir dakika. Olacak ben, ben haksızlık yaptığım ki. zaman çok sevdiğim adamlara torpil yaptığım zaman itiraf ediyorum. Dürüst değil miyim Caz? Dürüstsün. Dürüstüm. Doğru. Benden razı mısınız chat bu küçük sevdiğim adamlara birkaç tane torpil yaptığım zaman? Efe 10 sene çok değil mi ya? İndirsek mi artık? Değillermiş. <laughs> eh işte diyorlar. Razıyız. Tamam, Aa, bizim şey... Chat... Dur dur bir kim, saniye kim? bir saniye. Hayır hayır yanlış anladım. Bizim chatte ters. Bizim chatte ters. Yani ne hayır, diyorlarsa kim, tam kim, tersi. Kimi, kimi, kimi kastediyorlar? Kime ben torpil yaptım? Abartı. Brandon Fraser'a a Aa, dedim. S istiyordum, A dedim düşürdüm orta yolu bulduk. Ondan sonra ya oğlum çalıyor ama yapıyor kim yönetecek? Kim gelecek? Yani git ben çaldıysam, ben çaldıysam kalbinizi çaldım. Ben çalıysam kalbinizi çaldım. Alkış, hamidimize alkış. Neyse devam edelim. Razıyız. Brian'ı yukarıya alacaksınız. Abi çok katılıyorum sana. Abi Allah aşkına şu kozanlıyı al. Kimi ya? Kimi Brian'ı daha ne yukarı alacağız? Anlamadım. Abi e, S Ryan A'da zaten. Dünyanın en iyileri. Bak şöyle bak arkadaşlar. Burada yanlış bir tetkik var. Şöyle diyeyim. Hazır mısın Jas? Dinliyor musun? Hı hı. F çöp. Doğru değil mi? D çok sıradan. Evet. Bas C vasat. B iyi. E. A çok iyi. S en iyi. S artı artı Atatürk'ü. Bu evet. Durum bu. Dolayısıyla A'da herif herif zaten şeydi. Çok iyiydi. Abi de. diyor ki Brian Sista diyor Will Smith eder. Ne anlatıyorsun amına koyayım? Diyor. Bir dakika ya ya Erliye yazsana. Ha şey Erlik mi yazdı onu? <laughs> evet Erlik. Tam Breaking Bad fanboy ya. <laughs> Erliye yazsana diyor yiyeceğim diyor. <laughs> Ay inanamıyorum herif Breaking Bad tarikatı üyesi ya. Abi Man çok kötü Manyak katılıyorum. oğlum sen? Will Smith'in 40 senelik kariyeri var. Hasta mısın sen? Ha, i̇nanamıyorum ya. Yok abicim haksızlık ediyor ya. Will Smith'in IMDb'de filmografisini açın arkadaşlar. Manyak mısınız siz? Herif Hollywood A-list'tir A-list'tir. Yemin ederim Breaking Bad'da alakası yok. Demin yazdım yukarı meme. My... Ese alamam Erlik Brian Cranston'ı. Çok sevmeme rağmen Malcolm in the Middle'ın ben hastasıyım. Hmm. Ama öyle bir kariyeri yok. Kariyerde bir portfolyo var erlikçim Şimdi Cavus dese ki ben klimacıyım dese... Bana klima yapmaya gelse desem ki kaç tane klima e, duvara döşedin desek. Hiç yapmadım abi ilk seferim ya da üçüncü klimam dese ne olacak? Ben ona güvenecek miyim? Güzelim evimin duvarını mahvetmek için klima yapmaya. Bana dese ki 20 tane klima şey yaptım böyle duvar tüple. Ya 200 tane yaptım abicim saymakla bitmez. 10 senedir yapıyorum bu işi dese anlayacağım. Brian Cranston'ın kaç tane şaheser filmi var? Bu Smith'in en az 3 tane var. Yani bunu, buna, buna mantıklı bir cevap versin Erlik. Şer çıkar mısın ortaya? Balon oğlu balon. Ya bırak Erlik yine şey yapıyor ya. Dezenf şey, dezenformasyon yapıyor. Altını kazmaya çalışıyor. Kapa o pencereyi. Kapa. Konuşacaksa gelsin çete. Aa abi. Tamam devam edelim. Devam edelim. Channing Tatum'u koy D'ye. Hiçbir şekilde Biraz Biraz hızlanalım. Balonları hızlandıralım. Çünkü çok tamam, hızlan, hızlan. Bu çocuk kötü değil ama kariyeriyle ilgili. tam bu çocukla ilgili bildiğim detay. Ucu ucuna. Spiderman'i Spider-Man'i Tom Holland'a kaptırdı ee, ama çok çok iyi oyuncu kanıtı görmedim. D'de dursun. Koy. The Cranston's bak er, erli dublaj yapıyorum. Cranston's her performansıyla göz doldu. Normalde <gülüyor> normalde <gülüyor> vaktim dahi yoktu. Normalde vaktim dahi yoktu. Hı. Sırf bunun için 5 dakika ayarladım geldim. Sizin Allah belanızı vermesin. Siz rezil rüsva insanlarsınız. Siz haksızlığı doğruluk belirlemiş, kalitesiz, çevresine yesmen koymuş birer film teröristisiniz, sinema teröristlerisiniz siz. E, arkadaş Arkadaşlar açıklıyorum. Erlik Brian Cranston. Başka bir açıklaması olamaz bu kadar yalakalık yapmasın. Sizi kaykayla, sizi kaykayla sinemadan uzaklaştırmalarınız. <laughs> <laughs> için bir kararla. <laughs> bir Arkadaşlar, daha konuşmanız yasaklanmalı. Açıklıyorum. Bak, Brian Cranston erliktir. Bak söylediğin hepsine chatte cevap verdim. Jaws göt korkusundan okumadı onları. Kapan Abi hayır kapatmadım. kapatmadım. Ekrana evet. bastığım an kapanıyor. Alper Çağlar dedi ki ya dedi işte Will Smith'in dedi şu kadar film var. Ya adamın zaten 10 bin tane filmi var. %90'a da bok gibi. Kimin, <laughs> Will Smith'in. %90'a da bok gibi. Brian Cranston'ın Brian Cranston, Cranston, Cranston Brian Cranston, bir saniye. Oyuncuyu filmografisi üzerinden şey yapamazsın. Performansı üzerinden yargılarsın. Yönetmenin evet. filmografisinden evet. yargılarsın. Yönetmene diyebilirsin. Eski filmin iyiydi, şimdi niye kötü? Oyuncu diyemezsin çünkü alakası derken yönetmen alakası. yönetmen ve senarist bana ne şey yaptıysa diktettise ben de onu yaptım derim. Sen tabii yönetmen olarak sıyrılmak istiyorsun diyeceğimiz. Erliğim, şey. Hayır, bak. Bak şimdi. İkisinin bir dengesi. Hak veriyorum sana. Ama ikisinin bak bir şunu dengesi. Mi? Bak şunu söyleyeyim be. Bak şunu söyleyeyim. Brian Cranston'ın bir tane kötü performansı yoktur. Bütün kariyeri boyunca. Sen hiç LoL veya Dota oynadın mı? Hayır. Mesela Şimdi diye var. bir sınıf vardır. Yani oyunu late game'de taşıyan, oyunu kurtaran adam Carry. Yani clutch adamlar. Bir filmin başrolü clutch adamdır. Yani o filmi yükseltecek seviyede Brian Cranston'ın başrol olup da filmi yükseldiği bir şey yok. Ben Brian Cranston'a çok sevgi... Saygı... Brian Cranston'la Will Smith'i karşılaştıramazsın çünkü blockbuster sinemasına Will Smith. Bu şans meselesi. Sadece o değil ama öyle, öyle, öyle başlamadı ama. Ama bu bi, bu kader abicim, bu kader, kader, kader. O, oyuncu kumaşından bahsediyoruz. Yani bu tier list'in olayı oyuncu kumaşı, tamam mı? Bunu karşılaştırıyoruz. Ya, oyuncu kumaşından dolayı da A verdik herife. Ya A verdi de Will Smith de orada yani abi. Bu e, Will Smith'e üstün demiyoruz ya. ki, denk ya, diyoruz. Ya bırak ya. objektif olarak. Nicolas Cage'i de koymuşsun bak, Nicolas Cage'i de severim. Ama adam overacting'in babası. Hiçbir zamanda overacting yapmadığı bir film yok. Şey de bunu Face of the şeyi de yedirdiler. İşte Travolta'nın hmm. şeyini taklit ettiği için hani biraz böyle yani overacting yapıyor falan gibisin. Bütün filmler öyle adamı. Nicolas Cage is crazy. Böyle yedirdiler bize tamam mı? Okey dedik buna. Sevdiğimizden dolayı ama oyunculuk açısından baktığın zaman e, e hepsinde bu konu çıkarıyor. Bunu, da şeyle açıklayamazsın. İşte çok iyi filmler yaptı sonra dedi ki ya biraz da kötü filmler oynayayım. Alakası yok. Adam hep bu, bu, bu kumaştandı. Jack Nicholson'ı koyuyorsan yanına Bryan Cranston'ı koyacaksın. Oyunculuktan bahsediyorsak eğer. Bak hiçbir. Bak söyle bana sana sormasını yapayım. De ki bana şurada kötü bir performansı vardı. Brian Cranston. Will Smith'i söyle. söyle ben sana bin tane sahne sayarım. En sonu Gemini Man mi neydi? Peki Kendisini sana bunu şikayla... sana bir futbol futbol metaforuyla anlatmaya çalışayım. Ben futbol takip ettim. Diyelim bir futbolcu var. Diyelim bir futbolcu var tamam mı? Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu muhabbeti yapılıyor. Tamam mı? Burada senin evet. Burada senin sana empatiyle anlatmaya çalışıyorum. Bir futbolcu var hayvan gibi boku yedikleri mağlubiyetleri var ama 3 tane şampiyonlar ligi kupası var. Bir tane futbolcu var inanılmaz bir futbolcu ama Alex Fener'de hangisi daha iyi futbolcu? Ka yani akademik hani, olarak hangisi daha iyi futbolcu diye anılır? Hangisi, sanat, hangisi? Sanatlı sporu sanatlı sporu karşılaştıramazsın sanat görecelidir subjektiftir spor objektif bakabilirsin bu bir. İki, performansını yine ligine göre değerlendirebilirsin. Alex'in pasları ortada, gol sayısı ortada, takıma katkısı ortada. Bu şekilde karşılaştırabilirsin. Fenerbahçe ikinci lig'e düşmüş olsa bile Alex inanılmaz bir futbolcu. Sen Fenerbahçe Değilim, Trabzonluyum. Cavs da bu sırada küçük ikonların boy sırası daltonlar yapmaya çalışıyor. Cavs nasıl bir adamsın abi sen? Ben yayıncıyım Siz yani? tartışırsınız. Ben para kazanırım. Saçını dinlerim. Saçını tarıyorsun olarak. saçını. Evet Burada aynen tartışma öyle. Var. ateşi tartışma var. E, yalnız tarıyorsun. bir şey diyeceğim Aliper Çağlar. Tartışmadan kaçmayalım lütfen. Oo. Tamam bak erlik erlik dediğini anlıyorum. O yüzden şöyle bir ortaya yolunu arıyorum. Tamam mı? Nicholas Cage'i A'ya alalım. İyi mi? Bir dakika bir Başka Nicholas bir... Cage'i niye downgrade veriyorsun sen? Yani sırf kişisel nefretinden dolayı. Hayır ben Çünkü... bayılıyorum Nicholas Cage. Aksine. Hakkını... Beni suçladılar. Nicholas Cage'i çok zaman seviyorum şöyle diye. Yapalım. S yaptım diye. Bu... Listelemedeki faktörler senin için ne? Benim listelemedeki faktörlerim genel olarak bak şu üçgen. Tekniği, presence'ı ve range'i. Bunların dengesi. Burada Şimdi şey yok, zaman göreceksiniz. Yok. Başarısı yok sadece oyunculuğu değerlendiriyorsun. Brian Cranston'ın tekniği çok yüksek. Range'i orta, presence'ı orta. Presence orta. Presence yani presence orta. Kariz presence siyasi karizma gibi düşün. Anladın K mı? Cranston'ın karizması orta diyorsun. Bana orta. sorarsan Smith'ten büyük. Çok daha büyük. Hatta yeri geldiği ya. zaman... Bırak Allah aşkına bırak ya. ya. doğal karizmadan gibi. bahsediyoruz ya. Ya Bryan Cranston, Kemal Kesinlikle. Kılıçdaroğlu gibi. Tamam mı? Hayır. Allah cezanı vermesin. Ben Hayır. Bryan Brian... <laughs> <laughs> Cranston, Kemal bir Kılıçdaroğlu saniye. gibi. Bir saniye. Bak daha yeni bir şey dedin. O da beni çok sinirlendirdi. Ya komedi de oynuyordu. Malcolm in the Middle'da falan. işte, yani Nikola falan. Bir kere oradaki performansını kimi saydın sen yukarıda? Will Smith veremez. Prince of Belvedere adı şeyi gördük. Bel Eada şeyi gördük. Bel ya! Nasıl bir performans olduğunu gördük komedide. Cranston'ın oradaki performansı aşırı ciddi bir range şey yapıyor. Aşırı geniş of. kapsamlı paleti çok yoğun. Ben Malcolm in the Middle sonuna kadar izledim Cranston'ı. Hatta biliyorsun o hikayeyi. Eğer siz erken pes edip olmayacaktı. Sen, bak, sen demin yoktu. Bir sahnesini aç. Bak bir sahnesini aç Malcolm in the Middle. Brian sana diyorum Cranston, ki, Sana aç. diyorum ki bak. Sana diyorum ki sen Cranston'ın dünyadaki en iyiler klasmanında olduğunu mu iddia ediyorsun? Kesinlikle. Oyunculuk olarak kesinlikle. Ya kafamızı kafamızı zikmenin sebebi bu. Al, al al, tamam. Al Seyya Cranston hadi. Aslında Çin hakkı prens... bir... aslında ya, hakkı hakkı, ya, hakkı götümüz hakkı götümüz. Al S <laughs> diyecek şimdi. <laughs> Allah'ın <laughs> Brian Cranston fanatiği tarikatçısı fanatiği yeter. O kadar değil yok. Hak, hakkını veriyorum sadece. Hatta kendin de anladın yani şey mevzusunu. Anladık. Ee, şey, Breaking Bad'i 100 kere izledin anladık. Tamam. Vallahi Bununla, Breaking Bad'le tamam. alakası yok. Breaking Bad yok olsa dahi performanslarına söyleyebilirim. Cazşım. Bak, Gym. filmlerde... Jazz bak Gym. daha yeni tamam. aynı şey örnek. Harvey Keitel e örnek verdi mesela. susturmak adına. Ve bak bir saniye. Ta tam kaçın konusundaydı. Ne? Harvey Keitel konusundaydı değil mi? Harvey Keitel konusunda aynı. Harvey Keitel işte Brian Cranston gibi. Evet. Ha, bak bir saniye. En iyi performansı sence ne? Bana sorarsan From Dusk Till Dawn. Çünkü en bahsediyor. değişik bana göre Main Street'tir. Yani ve ol, şey olur taxi, taxi Driver'dır aynı zamanda. Orada da çok iyi bir o... karakter oyuncu rolü var. Kesinlikle doğru ama bak demek istediğim mevzu anlamın için en böyle oyuncuyu kendisinden dışarıda yani kendi karakter rahat ettiği şey konfor alanı vardır ya oyuncunun. Yani mesela Joe Pesci bellidir oynadığı karakterini anlatabiliyor musun? Sakin, sert bir adam oynadığı zaman dersin ki tamam bu biraz farklı bir şey. Bu biraz tamam, doğasına ters Ben de diyorum ters bir ki şey. bak şimdi döner standına geri dönmeden önce sana söylüyorum. S'e aldım. Daha ne istiyorsun? S artı artıya alamayız. Bir şey istemiyorum. Tamam. tamam, ha, tamam e, aslında yeri tamam. orası da tartışacak zamanım yok. Aslında, alamıyorum. yeri orası, <laughs> <da>. mı? <laughs> Hayır ya. abi. Ya Brian Cranston'ın bir de şeyi var. Bak bunu da konuşmadınız. Seslendirme şeyi de var. Kariyeri de var. Arkadaşlar Aa, herif gelmiş geçmiş en iyi oyuncu yapmaya çalışıyor Cranston'ı ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya şöyle, çıkar bu çıkarma çıkar mı arkadaşlar? Zorlama. Şansını zorlama. ayrı konu. Guat <laughs> mı değil mi? Ayrı konu ama yeri çok yukarıda. Adam tamam. olsa karısını siktirmezdi. Ya, seni, seninle seni, Çin Çin komşularımıza Çin prensiyle barış sulh uğruna ese aldık. Erlik rahat. Tamam hak şimdi, orasıdır. Teşekkür ederim. Şimdi ein ein Döner mit Kainz Weber of... <laughs> bitte. Den, Denzel Washington'ı Denzel Washington'ı nereye koydunuz? Daha demin çok yüksek bir yerdeydi. Ben sinir oldum ona. Onu oradan alacaksın abi bir kere. <gülüyor> ya, <gülüyor> Denzel Kırmız, ya. Denzel kırmızı Denzel'e laf ettirmeyiz. Ulan herifin 3 <laughs> Oscar'ı var. <laughs> Kariyeri Onu en iyi alışverişi. siyahi oyuncu herif. De... Arkadaşlar Karaboğalar chat'teki. Den ya den bak, hayatımda izlediğim yapıyorsun? Oscar, Oscar hiçbir önemi yok benim için. Hayatımda izlediğim en kötü filmlerinden biri Parasite'tı. Onu da o kadar balon gibi şişirdiler ki o kadar şişirdiler ki benim için Oscar tenekeye dönüştü. Training Anladın day. Mı? Glory. Oscar'ı Oscarı. masamın altına, yani masa eğ eğik olur da masanın altına bir şey koyarsın ya düzlensin diye. Oscar, ödülünü onun altına koymam artık. Parasite'den sonra. Denzel indireceksin çok, abi bak Denzel çok, çok, kimle çok aynı? Bir kaşındım. saniye, Brad Pitt'i C'ye koyuyorsan Denzel'i de oraya koyacaksın. Oo. Çok kaşındın. Çok kaşındın. Çok kumaş kaşındın. olarak kumaş olarak Brad Pitt Denzel'den iyi oyuncudur. Çok, çok açık kaşındın. Çok Sana açık ve net. Sahneli sahneli olarak seni çökerteceğim maalesef bunu yapmak zorundayım. Hatta tamam Denzel'in oğlu kendisinden iyi oyuncudur. Çok açık. E, legal yani full legal bir klip sitesinde YouTube'dan sahne paylaştığınızdan sorun olmuyor değil mi Cavcuscüm? Yani. Tamam. Sağ sahneye göre? Sey niye aşağı koydun açarken? Brad Pitt neden o kadar aşağıda? Çünkü dünyanın en kötü oyuncusu diye. Keanu Reeves ile Brad Pitt aynı mı şimdi? Keanu Reeves hatta bir tık daha iyidir diyeceğim de çok imkânlı olacak. Bak. Tamam, ya yani. yapma etme abi Allah aşkına yapma ya yapma bak yazıktır kozanlı Brandon Fraser daha mı iyi şimdi Brad Pitt'ten? Brandon Fraser Brad Pitt ciddi oyunculuğa dalarken evet, kendisi daha iyi, açık için. ara daha iyi yani. Sen Whale'ı izledin mi? Brandon Fraser ne yapıyordu? Bak sen Whale'ı izledin mi? Tek performans üzerinden değerlendiremez. Şimdi ne oldu? İşte şeyin gazıyla böyle Fortune Reddit'in gazıyla Sen Whale'ı izledin şey. mi? Whale'ı izledin sen, mi? Ya sen hayır izlemedim. Şunu söyleyeyim. Ya e izlemeden niye konuşuyorsun? Ben ben Bir bu sene Oscar alacak ben, banko diyorum. Ben adamın şey performansı yemiyorum zaten. Senin kendi söylediğin çelişiyor. Sen demedin mi bir tane performansa yargılamayacağız diye? Sen Brad Pitt'in Brad Pitt'in dış görünümüyle kari, kariyer inşa ettiğine katılıyor musun? Katılıyorum. Kıvanç Tatlıtuğ da aynı çok yakışıklı adam oldu için ama kendi ispatladıktan sonra Kıvaş Tahtut'u bu, bu, bu listede sonra, değil. Bir saniye. Örnek değil. veriyorum. Örnek veriyorum. İspatladı mı sonra kendini kesinlikle oyuncu olarak. Yani sektöre girişim bir önemi yok bana sorarsan o konuda. Adam yakışıklı diye ne yapsın şimdi yani? Kendimi öldürsün. Ayrıca Brad Pitt'i kolladım demin. Allah'ın nankörü. EU4'te yaptığın <laughs> nankörlüğü buraya da mı şey yapacaksın? Matt Damon, Matt <laughs> bir, biri, bir, tık Orta daha gıcık gerekti. oluyorum diye C'yi upgrade ettik herifi. Matt Damon'a niye gıcık oluyorsun mesela? Tamam abi, Tom Holland doğru. Şey hadi hadi şeye git sen. şeye standa dön. Bir saniye Tom şeye... Holland doğru mesela. Onu oraya fon, fon, fon İstanbul. Standa dön. Tom Holland doğru. Herkese, herkese muhalefet Tom. ediyorsun. Niye korktun? Niye? Neden korktun? Kozan Ben bak Mert de iyi İki, iki çocuğu kişisel... almışsın Matt yanına. Deyim. evet abi. Oh! Kralsın abi. Oh! Çocuk. Oh! <laughs> Furkan da Javs'tan bahsediyor. <laughs> yok sen Zaten de Furkan'dan bahsediyorsun. <laughs> bahsediyor. Lan daha aynı <laughs> sen de Furkan'dan muydu? Benden bahsediyor. Benden büyük John yok. Benden büyük John yok. Ne <laughs> 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 Yat aşağı. Abi Brian'ı burada bir tek ben savundum. O yüzden Furkan ve Efe'ye diyor. <laughs> Şimdi bak şöyle bir, şöyle bir şey açıklayayım. Şöyle bir şey açıklayayım. Şöyle bir şey açıklayayım. Matt Damon hep kendisini oynuyor diye ve en büyük fırsatlar verildi kariyeri boyunca diye. Spielberg'den tut, Scorsese'ye. Mesela Departed'da ona hayatının fırsatı verilmiştir. Ve DiCaprio o kadar iyi oynamıştır ki Departed'da sahne çalmıştır Matt Damon'dan. Matt Damon yine Madara gibi Matt Damon'ın oynadığı şeyde kalmıştır. Martian'da Ridley Scott'ın Oscar adayı olan filminde... Marş'ında ona bir fırsat verilmiştir ve benim çok sevdiğim bir kitapta çekilmeden önce Marş'ında da yine gene kendisini oynamıştır. Damon'a antipatik ya da kötü demiyorum. Sadece yani dediğim şey, Matt Damon hep, hep, hep kendisini oynuyor. Bu bir yönetmenin yani? en büyük eleştirisidir. Ben Çağlar'la ilk tanıştığım zaman bak Çağlar'la daha bir de ilk tanıştığım zaman kendini oynama tartışmasından dolayı çok hırpaladım onu. Elinde sonunda daha ikiye doğru kendini oynamama seçimleri yapmaya başladı diye oyunculuk kapasitesi açısından gelişti. Kıvanç Tatlıtuğ da aynı şekilde hep kendini oynuyordu. Ee, Kuzey Güney'den doğru, doğru. sonra kendini oynamamayı öğrendi diye gelişti. Ama Matt Damon asla bu fırsatları değerlendirip kendini oynamamazlık etmedi. Benim en büyük eleştirim bu. Blockbuster sinemasıyla şey karşılaştıramazsın. Mesela Matt Damon'un şeydeki Interstellar'daki performansı kendisine benziyor mu? Matt Damon Interstellar'da cameo yaptı diye onu yargılayamayız. Ha. Yani ne supporting ne lead. Cameo rollerden işte o yüzden Brad Pitt de snatch'ten kazanamıyor. Çünkü toplam oynadığı süre 5 dakika bile değil. Onlara cameo denir. Tertiary'e 3. Yani oyuncu denir. Brad Pitt'in bir sürü başka film. film. Abi var şimdi hakkını yeme adamın. Adamın hakkı en az B. Adam Sandler Brad Pitt'ten iyi değil abi ya. Adam Sandler'in ciddi tabii ki daha iyi de. Abi ee, ya git Allah aşkına ya. Yahudi lobisi başka bir şey değil. Adam neyse, Sandler de... nasıl Brad Pitt'ten daha iyi olabiliyor? Allah kitap aşkına. Daha iyi. Daha iyi. <laughs> Ya abi, sen, sen, Adam Sandler'ın ağır Hı. dram filmlerini izledin mi ya? Abi izlesen de izlemesen de bak şey, Matt Damon'ı eleştiriyorsun. Diyorsun ki sürekli kendini oynuyor. Adam Sandler konu olduğu zaman ya "Ama işte dram şeyleri de var yani orada Doğru bir şey var değil, ya. doğru değil dostum, doğru değil. Adam Sandler Punch-Drunk Love'da dram oynadı. Hustle'da dram oynadı. E, herif Ben komedi e, bir dakika, komedi ben sevmiyorum ki. Tamam. Herif, adım, herif, herif komedi, The Cobbler'da dram oldu. oynadı. Herif şunu demeye çalışıyorum, komedyenlikten ciddi oyunculuğa, oyunculuğa geçmek, Pretty Boyluktan ciddi oyunculuğa geçmekten çok daha zordur. Bir saniye, senin algına göre komedi daha kolay mı, ciddi oyunculuktan? Hayır, komedi ayrı bir galaksi. Ya yani komedi mesela. Abi ciddi oyunculuk diyorsun da bana sorarsan, komide bugüne kadar, bugüne daha kadar daha ciddi oyunculuk gerektiriyor. Bugüne kadar komediden, bak Brian Cranston'a da saygım, o yüzden daha fazladır normalden. Çünkü Malcolm in the Middle gibi inanılmaz komik bir oyuncu ve kariyer tarzından ondan sonra kariyerini değiştirecek cesur adımlar atmıştır. Aynı şekilde Adam Sandler de öyle. Adam Sandler bir zamanların bir en dakika. kazanan stand-up'ı. Bir dakika abi, bir dakika. Adam Sandler'ın komedisiyle Brian Cranston'ın oynadığı bir değil. Brian Cranston ciddi oynuyor. Yani sen komediyle Geldik ki aşık herif ya. Bir saniye o da şey. o, o da o da, 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 da. Brian Cranston'la de rahatla Brian Cranston'u. Tamam Cranston olmasın, başkası olsun ya. Jonadan bahsediyor. Sen diyorsun ki komediden ciddi oyunculuğu abi bu çok büyük bir hakaret senin yaptığın. Asıl Arkadaşlar, komedi de Adam Sandler çöp gerektiğin. diyenleri şey yaparım. Mankurt yaparım kafasını derisini yüzüp. Ya Adam Sandler Adam Sandler'ın 3 filmini izleyin. De değil. Brand Adam Sandler'ın 3 de filmini değil. izleyeceksiniz. Bak Adam Sandler'ın 3 filmini izleyeceksiniz. Bir Punch Hadi Drunk söyle. Punch Drunk Love'ı izleyin. Kobla, tamam. The Kobla. The Cobb'la izleyeceksiniz. Bu da çok önemli. Aynı zamanda hani Netflix'te son senelerde yaptıklarını falan filan da geçiyorum. Hani ee, nasıl anlatayım sana? Adam, Helifin, adam, herif herif, herif bir tane de, herif bir tane yapmak için yapmıyor yani. Herif 3-4 tane film çıkarıyor her sene. Bir, Uncut, bak, bir, bir performans verdi mesela diye. Mesela Netflix'te bir şaheseri var dramatik oyunculukta. Ankat James diye. Netflix orijinal filmi. Covid zamanına yakın galiba ya da Covid zaman sırasında çekti. Emin değilim. Habi Halloween hatırlıyorum ben. Covid zamanı. Yani herif herif sadece bir tane deneyim de eğleneyim ciddi filmi de yapmıyor. Mesela Habi ya Halloween hatırlıyorum ben abi Netflix'te Covid döneminde. Mesela Onası sen mı? sen sen Cem Yılmaz'a istediği zaman ya Abi Halloween nasıl abi niye cevap vermiyorsun? Ne? Abi Halloween Adam Sandler. İzlemedim COVID onu. Döneminde. İzlemedim onu. Niye izlemedin? İzlemedim. <laughs> İyi tamam. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Cem Yılmaz dramatik oyunculuğa geçişi başardı. Doğru değil mi? Ama bunun bir filmle yapmadı. 2-3 filmde kendini kanıtlamak zorunda kaldı. Ama Cem Yılmaz oyunculuktan gelmedi ki. Hayır onu demiyorum ya. Allah Allah. İnanılmaz başarılı komedyen olan Türkiye'de ama dramatik oyunculuğa geçememiş insanlar çoğunlukta. Dünyada da bu böyle. Abi, biz bak oyuncu oyuncudur yani komedi oynamış, drama oynamış, Ron için fark etmez. Cem Yılmaz bir komedyen çıktı nokta o. Bu arada şunu da söyleyeyim. Komedyen storytelling olarak bütün range'leri kapsayabilir. O yüzden aslında yetenek konusunda komedyen bütün dramanın bütün kısımlarını kapsadığı için her türlü anlatı öyküsünü. Trajediyi de oynayabilir aslında ama önemli olan buradaki tabii oyunculuk. Evet, evet o ayrı zaten olay olay seyirci ön yargısı. Gördüğünüz zaman gülme isteği. Hokkabaz diye bir filmi vardı Cem Yılmaz'ın. İlk böyle gerçekten iyi drama odaklanmak istediği filmlerden bir tanesi. Çok iyi oynamıştı Çok keyifli bir filmdi. Ama giden insanlar böyle çıkınca şey diyorlar. E, komik değil ki bu falan diye böyle şey derler. O şey de var yani. bu arada. İşte, falan. Şunu demeye çalışıyor. Yani Cem Yılmaz'ın ciddi oyunculuk yaptığı. Yani bir komedyenden beklenti gülme arzusu olduğu için inanılmaz önyargıya maruz kalıyor dramatik oyunculuk denerken. Adam Sandler bunu aynen Cem Yılmaz gibi başaran, saygıyı hak eden adamlardan biri diye B'de. Ve B yani lan. S yapmadık herifi. Tamam ba ba ona bakarsan Brad Pitt'in de en az B'de olması gerekiyor kafayla gidersen ki Ben Stiller bu arada e B'den bir aşağıda olması gerekir. C'ye girmesi gerekir. Eğer böyle Evet, tamam ona katılıyorum. Ona katılıyorum. Hakkını veriyorum. Al al C'ye. Al C'ye. Devam tamam. ediyoruz. Koydum Bak, çok çok, çok abicim. Çok çok kavgalı isimlere gidiyoruz. ilerliyoruz, hızlıca. Bak, bir, şey bir şey söyleyeyim ondan sonra devam edin. Bir şey söyleyeyim. Şey konusunda kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Ama komedyenler için zor, oyuncular için değil. Zira baktığın zaman mesela Şener Şen örneğini ver, Vermedin vermeni bekliyordum da. Hani bu geçiş konusunda. Şener Şen orada da aşırı ciddi oyunculuk sergiliyordu. Aşırı ciddi oynuyordu. Kemal Sunal'la oynadığı zaman. Hatta hmm. burada bir o ikilemenin çalışması birinin aşırı ciddi olmasından kontrasttan kaynaklanıyor. Ben ben Şen ben Şener Şen'in goat oyuncu olduğuna inanmıyorum ki. Aa. İnanmıyorum yani. <laughs> i̇yi iyi iyi oyuncu olduğuna inanıyorum. Goat demem yani. Zor. Bu benim bu benim yorumum Onu kendisine de derim. Hatta menajerine de dedim. Yavuz Ama... Turgut'u seviyor musun, sevmiyor musun? Yavuz Turgul sevme sevmeme değil saygı duyuyorum. Beğendiğim filmleri var. Beğenmediğim filmleri Bu var. Bu biliyor abimizdir. Türkü seviyor musun diye sorulduğu zaman Mısır Olucu Tayfa. Utangaç Akif. Se sev sevme <laughs> diye bir şey yok abicim bir yönetmeni. Saygı var. Saygı tabii ki duyuyorum. Ve Yavuz Turgul'un inanılmaz filmlerini de biliyorum. Eşkıya gibi. Şener Şen'in de destan yazdığı. Anladın mı? Ama Av Mevsimi gibi çok beğenmediğim filmlerini de biliyorum. Şener Şen'in performansı olarak. Yani Goat Av, demem. Güzel güzel bir konu. Av Mevsimi'ni mesela niye beğenmedin? Benim şeyimi katıl acaba aynısını mı diyeceksin? Türk, Türk sinemasında Türk sinemasında Goat Goat diyorsak Engin e, şey diyeceğiz. Cezar diyeceğiz. Mesela. Keşanlı Ali. Yani insanların bilmediği. Türk sinemasında Goat diyeceksek Hı, hı. Dramatik oyunculuk artı her türlü farklı blockbuster'da aynı anda başarılı olmuş Cüneyt Tarkan'ı diyeceğiz, Kemal Sunal alacağız anladın mı? Şener Şen de çok yakın, Şener Şen de Türk sineması bana göre. Türk sinemasına ayrı bir gün yaparız ama Türk sineması hassas. Baş kimseyi Sen biraz e şey yapıyorsun abi. Hassas oyuncuları... hassas hassas çünkü şu anda şu anda kariyer olan benim arkadaşım olan insanları e anladım, dobra anladım, dobra anladım. konuşma babına kırmak istemiyorum ama tabii ki Şener Şen S diğer ama bana ama göre Kemal anladım, Sunal S mesela. Kemal Sunal her şeyi yapmıştır ya şöyle ben seni şeyini anlıyorum. Sen oyuncunun standingini de katıyorsun. Tek performansına bakmıyorsun. Oyuncu e, legacy, gerideki mirasına da bakıyorsun. Ne bıraktı, ne kadar etkiledi. Bu da senin için bir faktör anladığım kadarıyla. Tabii yani mesela çok dramatik oyuncular var. Kimsenin bilmediği modern insanlardan. Vefat ettiler çünkü bu sosyal medya döneminden önce. Anladın mı? Onları konuşuyoruz bir ara. Daha analitik bir Türk sineması şeyinde. Ne anladım. Şimdi Nereden anladım, biliyor musun öyle dediğini? Çünkü Hı. Şener Şen oyunculuk olarak Kemal Sunal'dan fersa fersa üstündür ama Kemal Sunal'ın standing olduğu için yani kişisinden şey etkilediği kısım geride bıraktığım miras Şener Aslında yok aslında o, aslında denk koyarım. Ya düşünün de Kemal Sunal ve e, Şener Şen'i S'e koyarım mesela öyle bir tier liste olsa. Ama mesela oh Engin Cezar'ı S++'a koyarım. Ya Şener Şen'in zaten bunu konuşmayalım bugün de paleti çok daha geniş yani. Kemal Sunal Oğlum aynı S şey zaten bir hakaret değil ki ya. En iyi değil, kategorisi değil. Ona bir S, şey demiyorum. S. Ona bir şey demiyorum. Karşılaştırma olarak diyorum. Ama mesela ama Jack Nicholson anladım. Jack Nicholson neden Jack Nicholson neden Michael Caine ya da Tom Hanks'ten daha üstte? Çünkü Jack Nicholson oha ya anladın mı? Aktörlüğün mesela başka bir S++ gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz ama başka bir S++ Brando'dur. Anladın mı? Doğru Kimse, doğru. Tamam ona yani yani Oyunculuğun Atatürk'ü S++ S ama en iyisi. Hı -hı. Öyle düşünmek lazım. Yani Osmanlı Padişahı S++ Fatih'tir. O zaman abi Nicolas Cage'in orada işi yok. Açıkçası. Yok, onu onu, yok. onu onu ya ben Nicolas mesela e, Birdy e, şey Bird e, şey Raising Arizona falan filan onun şu anki sizin espri yaptığınız taşak geçtiğiniz komik Nicolas Cage olmadan önce çok ben çok, de aşağı çok geçmiyorum okkalı. ki ben çok seviyorum yani o son çok 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 şey... okkalı iyi filmleri var yani şey yani o filmi yüzden... değil ya. O ya zaten, bi... zaten bu listede var daha S++. Arkadaşlar merak etmeyin geliyoruz. Neyse. Geldik şu Hulk'u oynayan herife. Koy C'ye. Ruffalo mu kim? Ruffalo'yu koy C'ye. Yani kapasitesi Abi, var. Adam, adam, çok çok adam, dramatik F. filmleri var ama. F, F. Yok ya. F. F. sen, adam, sen gider misin standa? Hadi. Adam, adam şey, PKK'lı. No bitte. Extra no bluff bitte. Beyaz at. niye atıyorsun oğlum F'ye? şey diyeceğim. Kanım, 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 kanım evet bilgilendirme yapmam lazım. Bu adam Tam D'ye at, D yeter. Abi, abi bu 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 ülkemiz akaretidir ama. Ne ne yaptı? Abi PKK sempatizanı. Öyle bir şey mi var? Evet. Paylaşımları var ya. Daha cevap vermişti falan. harca, harca o zaman. Oh. Bu şey abi şey kasa. Hani bir boktan çakmayıp da aktivistlik kasan Amerikalılar var ya. Tamam harcadınız okey tamam harcadınız. Orospu çocuğu halk. <laughs> 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 Efe lagli geliyor. Efe loading dedi orospu çocuğu. Tamam anladık tamam F tamam. Eddie Murphy'ye geldik. Eddie Murphy gelmiş geçmiş en iyi komedyenler en iyi stand upçıdır. En iyi. En iyi bakın. Ee, dramatik filmleri tabii ki o kadar yok kariyeri. Saçma sapan böyle osurmalı musurmalı filmler lar yapmıştır. O stand uplarından biraz bahset bence. Gençler İnanılmaz ya. De... Yani. Eddie Murphy Raw gelmiş geçmiş herkesin tüm Saturday Night Live kastını falan taptığı bir stand uptır İnanılmazdır. Herif yani şeydir. Herif stand Amerika'da... Kırmızı deri şey, e, kıyafeti evet, evet evet böyle. Ve böyle hiç laf esirgememiştir ama tabii ki dünyanın gelmiş geçmiş en iyi stand-up olması herifin e, oyunculukta şey değil. Ama Eddie Murphy'nin de ben içinde potansiyel olduğuna inandığım için dramatik oyunculukta D veya C teklif ediyorum. İkisi de olur benim için ama Matt Damon'la yan yana olması istemediğim için C diyorum. Ayrıca Oyuncu ayrıca Kevin... için, evet doğru. Koy koy C'ye Eddie Murphy. Mesela Stiller'ın şeyi daha iyi. Sineması daha evet, iyi. Evet evet doğru doğru. Geldik Christopher Walken'a çok çok kariyerli bir oyuncudur. Sırf Pulp Fiction'daki monologuna istinaden inanılmaz sahneleri vardır. E, ama baş rolü çok sık değildir. Genelde karakter oyuncusu ya da supporting oynar. Ama yetenek inanılmazdır. Koy B'ye. Deer Hunter için bile koy B'ye. Yani yana geldikleri eşkale bak. Olsun Mekki de iyi oyuncudur. Mekki kötü değildir yani. Neyse. Geldik ya bu, insanların bu, bu, güçleri farklı yerde. Jaws gibi. hani. Bu sempatik bu sempatik Chris'e geldik. Sempatiktir. Bilmem midir ama kariyeri maalesef şey değil. Ee, oturup bira içerim ama direkt, direkt ağlatacak role kastetmem. Dolayısıyla kendisini D'ye koyalım. Koyun D'ye ya. D kötü değil. D ya kötü aslında D ya. Pardon. F çöp. C'ye koy C'ye. Ee, kötü de değil yani. D de değil yani. C'ye koyar mısın Cavs'cığım? Bence C'lik adam değil abi. Bence D'lik adam. Ama D'lik adam da değil. Bak F çöp. D kötü. C vasat. B iyi. A çok iyi. S en iyi. S artı artı Atatürk tier. O yüzden e, C C'lik bence. Ya yani C eksi ya da D ile C arasında olsa oraya koyardım. Doğru. Geldik Tora. Koy D'ye. Severiz. Popülerdir. Marvel vesaire çok iyi ama D'lik bir oyuncudur yani. Dramatik bir rolde. Bu şeyi de Chris'e de söyleyebilirim. Ama Chris'in var ya, Chris'in şeyi var. E, bu en son Amazon Prime'de olan bir original da döktürüyor bazı yerlerde. E, bir... Bireysel performansları ne oldu? Hani onları konuşmuyorduk. İşte bireysel performans. E, Amazon'da olan neydi? Devleti tarafına ihanet oynayan bir özel kuvvetler mensubunu oynuyor Amerika'da. Neydi lan o dizi? Witcher mı? Kimi diyorsun? Yok be. Lan oğlum. Chat hiç mi izlemiyorsunuz bu mini serileri ya? Her şey e, evet bilmem ne list. Evet orada iyi performans veriyor. Geldik Will Ferrell'a. Will Ferrell da inanılmaz zeki, inanılmaz hızlı, inanılmaz şeydir. Ama dramatik rolü öyle yok. Hiç koyalım D'ye. D'ye koyalım. Ama herif Mark Twain prize aldı komedide. Ama hala Eddie Murphy... Yok koy D'ye. Koy. Robert Downey'e geldik. E, koy C'ye. Hakkaniyetli olmaya çalışıyorum. Herifin iyi filmleri var. E, özellikle gençliğinde. Chaplin falan filan kasmıştır. Ben C'ciyim. Var mı betonuz? Chat. Efe senin veto hakkın var şu an. Ben hala satıyorum. Ya, ya. Dostum Votilex, Robert ya, S. Robert yani. Downey Jr. Iron Man her zaman hatalarını... Yapmayın da. ya. Iron ya. ya. Man'den hmm. dolayı herife S mi vereceksiniz? Ne kadar Marvel fanboy var burada ya. Sen nereye koymak istiyorsun Robert Downey? C, c. Doğru. Doğru. C. Çok zorlasan B de çok kötü performansları var ya şeyden sonra. Geldik Deniro'ya. Koyun otomatik S'e. S artı artı değildir S'tir bana göre. S de zaten en iyi kategorisi koyun. Deniro'yu S, e, S artı artı koydurmam. Ya bir saniye. Nasıl S artı artı? Abi doğru şeyden dolayı. Ko saçma sapan. En iyi komedi. kategorisi ama Türk tira koydurmam. Geldik Bradley Cooper'a. Komedi filmleri gibi. yüzünden mi saçma sapan? Ben yo yo. Yani Abicim S tier büyük bir iltifat ya. Jack kızını koyuyorsun o, o. da Deniro'yu mu koymuyorsun? Ya Deniro ile Pacino'yu oraya koymazsan ben buradan giderim. Jack Nicholson ile Deniro arasında ince bir fark var ama var. O fark da S artı artı ve S farkı. Sen ne S ince Ya S'i birazcık temizleyelim tamam mı? S'i birazcık temizleyelim okey? Ee, küçük bir revizyon yapıyorum kaganınız olarak. Abi, Abi kimi çıkaracağız? Edward, Edward, Edward Norton'u Norton Sen... Norton A'ya al. Edward Norton'u A'ya al. Düşmanlığını anlamaya çalışıyorum. Düşmanlığını düşmanlık anlamaya değil, Düşmanlık değil. Sen, sen, burada aldanıyorsun. Burada algıda karmaşa yaşıyorsun. Niye? Edward Norton'u A'ya alır mısın dostum? Tamam. Ya argüman, Nicholas, argüman sunar mısın? Nicholas, mı? Nicholas Cage'i de A'ya al. Abi adam denir oyunu. Al al. Hayır al Dur dur al. Önemsemiyorsunuz siz. Tamam. Devam. Devam. Abi. Adam Denzel Washington'la Deniro'yu aynı yere koydu. Ben bir şey demiyorum. Vallahi Denzel Washington'la şey yedirmeyiz arkadaşım. Sen deli misin ya? Ben Herif hiçbir Denzel, şey demiyorum. Sen ırkçı <laughs> mısın oğlum? <gülüyor> <gülüyor> herif, herif, siyahi değil. diye taktın mı kafayı? Ama e sen... bir saniye. Deniro'yu niye S Plus'a koyan ne farkı var şeyde? Deniro'yu S Plus Plus'a koymam. Niye? Çünkü Jack Nicholson gibi proje seçmede akılcı davranmamıştır kariyerinin ha, komedi filmi yüzünden diyorsun. Sonra sadece sonra komedi falan. değil kalitesiz komedi ruhunu paraya satmak evet, var yani doğru, yani falsoları. Dedin. Doğru ben Fuller olaylarında dedi. Doğru, evet tamam. mesela ben, ben Frankenheimer'la tanışmış bir adamdır. Ronin diye bir filmde oynuyordu. Hı. E, Deniro. Frankenheimer e vefat etmeden önce e, daha tıfılken tanışmıştım. Dedim ile de çalışmak nasıl bir his demiştim. O da demişti iyi bir his ama hani genel olarak kariyer planlamasını beğenmiyorum demişti ki Frankenheimer destansı bir yönetmendir yani. E, Roni'nin yönetmeni. O yüzden Deniro'nun Deniro de şeyin yanından ayrılmasaydı, Scorsese'nin yanından ayrılmasaydı, kariyeri bu şekilde gitmiş olsaydı. S++'a koyar mıydın? Pardon ya. Evet. Timothy'yi Timothy de B'ye alın. Timothy'yi B'ye alın. Will Smith değildir Timothy. B artı maalesef evet. Timothy aşağı inecek. B'ye inecek arkadaşlar. Sevgili Kozanlı kaçma. Koyar mıydın koymaz mıydın? Kimi? De Niro kariyer planlamasında o Steeler'la falan çekti. Evet Ko Koy falan evet, evet koyardım. Evet. Jack tamam, Nicholson evet. gibi az film Quality Before Quantity yapsa S++'a koyardım. Tamam. Buna. Ya Her şey filmi ne? her filmini kasino gibi seçse her filmini işte şey gibi seçse koyardım. Onun gibi evet. yaptığını ben de bilmiyorum açıkçası. Onu birçok işte anlamlandıramıyordur. Bradley Cooper'ı koyalım B'ye. Yeteneklidir. Her türlü potansiyeli vardır. Şarkı söyler, dramatik kapasitesi iyidir. Teknik Bradley Cooper'da 7. Ee, presence işte 7, range 7. B'lik bir oyuncudur Bradley Cooper iyidir yani. Hayden'ı çok severiz ama kariyer seçimi çok iyi değildir. Ee, Hayden'ı D'ye koyabilirsiniz. Ben gidiyorum. Ee, umarım Pacino'da bir şey yapıp da beni zorlayıp tekrar getirmezsin buraya. <laughs> Pacino varsa yok, Pacino'yu ben Deniro'dan daha çok alkışlarım e, ee, şeyi D'ye tamam güzel. <laughs> The Rock'ı F'ye koyun arkadaşlar. Dwayne Johnson'ı F'ye koyun. Ne ya abi hadi sen hadi. niye polis abiyle öyle konuştun? Her filmde polis adam. Daha ne olsun? Güvenlik görevlisi yani. Tamam Furkan çok komiksin sus artık. Şey e, <laughs> neydi bu herifin <laughs> adı? Kaptan oynayan. Ne, neydi, <laughs> adı Evans, <ya>? Evans. <laughs> Evans normalde değerlik bir herif ancak e, bu Koreli bir yönetmenin çok güzel e, neydi Snow Snowpiercer'da çok güzel bir performans vermiştir. Bok o yüzden Hakkı bu arada. Ama hakkı, hakkı C'dir ben. yani. Hakkı C'dir. Şeyi şu Necmi Bey'le Erli'nin ikonlarını sil bir bakayım. Dur dur Johnny Depp değil oğlum. Tamam değil sakin değil ya. ol. Sen e, yayını Evet evet oradan izliyorum. Çünkü diğerinin kalitesi <laughs> çok düşük. <laughs> evet abi. Şimdi Ne yaptın sen? Çaktırmayın bir şey yaptın. Yani Johnny Depp. Şimdi arkadaşlar Johnny Depp'in çok iyi filmleri vardır. Amber Heard bilmem ne meme falan değil. Johnny Depp B'dir. Net B'dir yani. Hani Beto sırf... hakkını kullanacağım mı Epe? epe? Ha... Hayır ben Johnny hala Depp'in Johnny Depp'in iyi, iyi kategorisine itirazınız var mı arkadaşlar? A olsun bari diyorlar. Şimdi Johnny Depp'in Depp çok ama çok kötü bir filmi vardı. Adını hatırlayamıyorum. Şeytanlı Diabolika bir filmdi. Neydi onun adı ya? Kariyer planlaması, alkolizmi, Amber Heard gibi okay, bir uh -huh. e, psikopat şirretle evlenmesi gibisinden kariyerini sekteye uğratması açısından oyunculuk kararları açısından S'ye oynayabilecekken B'ye oynamıştır. A'ya da değil. Koyalım B'ye. Unutmayın Johnny Depp de Pretty Boy. Ay çok yakışıklı diye diyen kızların gazıyla Hollywood'da pompalandı gençliğinde. Tim Burton bir fırsat verdi. Kariyeri öyle başladı. Öyle bir inanılmaz bir oyuncu olarak hayatta şey yapmadı. Owen Wilson genel olarak iyi karakter oyuncusudur ama kariyerinde hep karakter oyunculuğu ve supporting oynamıştır. Bir Woody Allen filminde başrolü var. Var. Potansiyeli gördüm. C'yi koyalım. Hızlı. Katılıyorum. Hadi bakalım. Taşşaklara geldik. Büyük. Beton yapmayacak taşşaklara geldik. Beyler. Beyler. Evet. Mel Gibson inanılmaz bir yönetmendir. İnanılmaz bir oyuncudur. Çok 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 çok, çok severim. Yalnız beni biraz sola alsana. Ama yönetmenliğini, yönetmenliğini daha çok beğendiğim için torpil geçmek istemiyorum. Mel Gibson'ı A'ya koyalım. Var mı Beto ve itiraz ve kriz? Ali çete yazıyor ki nerede? Chat genel <laughs> olarak B, B, diyor. Ali dalga geçiyor. Potansiyele çevirirken DP'ye B vermek. Niye? Kime potansiyele ben B, e, şey verdim? C'de haksızlık yaptım mı? Ben dramatik bir haksızlık. Ulan Brad Pitt'i bile C'ye aldım lan. Bakayım. Brad Pitt'i C'ye aldım ya böyle bam telime basıyor şu anda o şey ayağıyla. Parlak olan botlarıyla basıyor beni indir D'ye indir diye de neyse erlik şimdi kafamızı sikmesin diye dursun C'de. Pacino abimiz. Pacino. Şimdi yakışıklılar. Geldik Pacino'ya. Arkadaşlar. Normalde Pacino'ya S verirdim normalde. Aa geldi yanlık ancak, geliyor. Heh. Ancak ancak normalde Pacino'ya sev Ama Pacino'nun benim bayıldığım bir film var. Dog Day Afternoon diye tamam mı? Gençliğinde. Ha Esart'a. Ha. Scorpio değil. Şey ee, neydi? Ne ya? Kadın kokusu. Ha, onlar onlar kariyerinin ortaları. Sesi değişmemişken. Pacino'nun kariyerinde bir nokta var. Sesi değişiyor. Daha farklı bir oyuncu gibi oluyor. Ama gençliğinde çok daha ilginç bir önce bu e, baba döneminde. Orada Abi, baba döneminde bir şey değil, Dog Day Afternoon, Dog Day Afternoon benim en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Çünkü zamanı için çok ötede bir film. Temaları, hmm. bilmem neleri, e, marjinalliği falan filan ve onun onu orada zavallı bir herifi oynuyor. Davranış açısından zavallı bir herifi oynuyor. Hollywood'da genel olarak antik kahramanlar kötü kalplikle incelenirken böyle çaresiz, zavallı bir de yanında onu yükselten bir dostu var. Biliyorsunuzdur herhalde vefat etti. E, Meryl Streep'in şeyi. Eski erkek arkadaşı. Şey Fredo'yu oynuyor Godfather'da. Biliyor musunuz o oyuncuyu? Hayır. Neslinin en iyi oyuncusu. Eğer ki o herif ölmeseydi şey olacaktı. Direkt olarak e, Serpico'da Kazal oynayacaktı. Evet. John Kazal. Ve Pacino John Kazal olacaktı. Pacino'nun hmm. kaderi döndü. O vefat etti bir kötü bir hastalıktan. Meryl Streep'in o anki erkek arkadaşı John Kazal. Yükselişi şey yapıldı ve Pacino çoğu rolünü onun aldı. John Cazal ama beraber oynuyorlar Dog Day Afternoon'da. Acayip iyi bir filmdir. O, o ona olan duygusal bağımdan dolayı normalde analitik olarak S vermem gerekirken Pacino'ya S++ vermek zorundayım. İstemeye istemeye. Ben burada bu erlik korkusu sezdim diyecektim erlikte. Eğer olmasaydı gerçekten yani... kafamızı sikecektim ama ben yok ben işten olarak diyorum bunu. Çünkü gerçekten doğru. hak da bakma. Yani senin argümanın ben da Dog şeydi. Day Dog Day Afternoon'u hakikaten çok severim. Çekim Peki, teknikleri abi. bir de çünkü ben Sydney Lumet'in büyük hayranıyım yönetmen olarak. Sydney Lumet kamera hareketsiz film çeken nadir e, Oscar'lı yönetmenlerden. Yani kamera hareketi yapmıyor. Kurguda sadece statik şatlar kullanıp birbirine bağlıyor. Çok büyük hayranıyım abi, O yüzden burada film... yönetmeni övüyorsun, oyuncuyu değil ki. Anlamıyorsun. Bu bir bu bir takım oyunu. Yönetmenin yükseltmediği o ekstra noktaya ulaştırmadığı oyuncu ne Oscar alır ne kari Şu anki dandik Oscar'lardan bahsetmiyorum. Ya şurada anlaşalım. De Niro da oraya girmesi gerekiyor. Diyorsun ki hayır, kariyer hayır, planlaması... Hayır, bir dakika hayır, kariyer hayır. planlamasından diyorsun değil mi? Değil kariyer... Abicim kariyer planlaması seçim demek evet. arkadaş. Senin Taşçakoğlu'na yapacak roller seçiyorsan... Jack Nicholson, Mars Attacks'te ne oynadı? Çok mu ciddi bir rol oynadı? Abicim bir siyasetçi siyaset <laughs> arasında sen çok sevsen, hastası olsan, para bir için sayı, kendini satsan. Bir dakika dinle, cevabım bu. Para için kendini satsa o siyasetçi. Daha çok olanak para için. İdeallerini satsa eleştirmeyecek misin? Oyuncu da öyle. E, ya yani denir o da, tamam. denir o da. Allah bizi tatlamış. eleştiriyoruz sevgili Alper Çağlar. Patlamış Mısır filmlerine kendini satan metod oyuncusu asla Jack Nicholson seviyesine giremez. <laughs> giremez. Nokta. nokta. Mars Attacks'e mi girdi S++'a? Kim Ma Mars Attacks Tim Burton'ın acayip eğlenceli şey film satirical filmlerinden birden, bir tanesidir Popcorn, popcorn filmi değil. Birden sen Mars, sen Mars Adeksa hayatta mıydın? Ben biliyorum, sinema salonunda gittim. Biliyorum. 50'lerdeki orijinal ne, şey şey göndermesi okudum hepsini. 50 bin tane essay okumuşum Tim Burton hakkında ama bu yönetmenin yapmış olduğu filmi şey övmüyor. Çıkarmıyor. Oyuncuyu çıkarmıyor. Yani Jack Nicklaus'ın bin bir türlü farklı mevzuları da var. Oralara da gireriz istersen. Sorun değil. Hızlanalım bir tane çok yakışıklı bir Akdeniz lobisi arkadaşımız gelecek az sonra. Hızlanalım. Şimdi Seth Rogen F. Hemen hemen hemen. Rogen'ı hemen F yapın. Hemen. F eksi olsa F eksiye koyardık. Ha, Jaho yayını açmış. Biraz sonra EO4 yapacağız. Şunu hemen bitirelim. Rogan, evet. Ee, bu bu rahmetli de yetenekli oyuncudur. Var yani iyi acayip. Hadi öldüğü Harle... için yapıyor. Evet. Hayır alakası bile yok. Harlem Harlem'in tarihi bir avukatı oynadı. Nerede izledim onu ya? Uçakta izledim. E, ee... Çok güzel bir film var böyle American Civil Rights Movement'ta kimsenin ihtimal vermediği ve işte e, Amerikan hükümetine karşı 60'larda e, bir dava açan bir avukatın hayatıyla ilgili dramatik şey var. C'ye alın kendisini. Chadwick. I. Evet. Ben bu e, sonraki herifi True Detective yüzünden torpille olacağım. B'ye koymak istiyorum ama veto derseniz C'ye de okey derim. Karar verin. B bence. B mi? Biri, erlik itiraz et, erlik. Devam devam. Devam hızlı hızlı hadi Ahmet abi Erdoğan'da e gidecek hadi. Tom Cruise'u hemen A'ya koyun. Hemen A'ya koyun Cruise. Veto hakkımı kuran kendisini, he, koyamazsın, kendisini hadi, koyamazsın. Hadi görüyorum. hadi hadi Efe Efe koy Efe koy. Efe koy Efe koy. Yok F F koy, koy, yok yok koy. Yok bir tane abi bir tane veto hakkım vardı. Maverick ya. Adam kendini veto reddedildi. Ya. Zoomer Zoomer ya, kategorisinden reddedildi. Hayır ya. Abi ilk tapkan ilk top gun, Ne Zoomer'ı? 2000'den sonra da kimseye full veto hakkı vermiyoruz. Ya, A, bırak Medena, artık Born ya. Born on the 4th of July var. Days of Thunder var. The Firm var. Tom Cruise'un Tom Cruise'un dramatik rol repertuarı böyle koca koca böyle karpuz boyutlu daşşaklar gibi. Öyle hiç Tom Cruise'ü küçümsetmem dramatik şeyde. Abi kendisini ben S sigrası almak istiyorum ve veto hakkımı yukarı doğru kullanmak istiyorum. Bir arkadaşlar ben, ben normalde Tom Cruise'u S'ye de yeterdim ama kafa sikeceksiniz diye kaganınızı Abi S, S lütfen. O yüzden Abi, S, 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 alalım, S, devam şükredin. devam zamanımız yok. E, evet. Samuel L. Jackson'ın harikulade karakter rolleri var. Harikulade bir kariyeri var. Ama Marvel dışında lead oyuncuya oynadığı rol yok. B teklif ediyorum. Ve koyuyorum. A'ya koydurmam. Hayır ç hayır A'ya koydurmam. Benim veto hakkım yok. Hayatımda Hadi. izlediğim en iyi filmlerden bir tanesi Pulp Fiction olan bir insan olarak A'ya koymuyorum B'ye koyuyorum. Çünkü Devam. Hakkı, ee, hakkı B. Balon. Balonu ne yapıyoruz? Balonu ne yapıyoruz? Balon kim ya? Daryl. Ha, umurumda değil. Bir şey dışında. Bundok Saints dışında iyi dramatik rolü yok. D'ye koyun. Tamam güzel. Evet. F'ye koydu. Hakkında hemen F'ye koymam. Ha Geldik Arnold'a chat. Aslan chat. Şimdi Arnold o. ilginç bir hikayedir. Tekniği <laughs> tekniği Alper üçgeninde tekniği sıfırdır. Presence'ı ondur herifin. Çünkü Mr. Olympia olarak New York'a geldiği zaman her kilo oynadığı dandik bir filmde Yönetmen diyor ki sen şeysiz oynasana diyor. Sen üstsüz oynasana diyor film boyunca. New York'ta kışın tüm Ermiye çekimlerde tabii. herif üstsüz oynuyor. Ve Amerikalılar hayatlarında ilk kez doğru düzgün böyle olimpik seviye bodybuilder gördükleri için hasta oluyor herife. Ve herifin bahtı açılıyor. Range'i birdir, Tekniği sıfırdır Ama presence'ı 10'dur. Dolayısıyla Arnold sırf presence'ın ortalamasından B. dolayı C'ye geliyor. Tamam Bas C'ye. Evet. E, Danny Glover B, B olmaz. C. Pardon. Danny Glover C. Devam. Jamie Foxx B. Hızlanıyoruz. Jamie Foxx B. Oscar'ından dolayı. A'ya itiraz ederseniz A'ya veto ederseniz de kabul ederim. Var mı Jamie Foxx'u A'ya itmek isteyen? Ben hala Tom Cruise S diyorum. Tom Cruise S mi ben diyorsun? Ben amına koyayım Tom Cruise. Abi mi? evet Bittimari Tom Cruise S. Koy Tom koy Cruz koy. koy. Tamam lan varım koy. Beton ben Betonu... Ben o... koyayım oh, Efe. be. Koyayım. Yükseltmek Senin için koy. Koy koy koy. Evet. Koy. evet. evet devam Erlik devamını... erlik gelip kafamızı dikecek şimdi bu Tom Cruise niye? Tom Cruise niye yaptınız diyecek bir şey. Şimdi evet. Yani, John, John Travolta e, iyi bir oyuncudur. Çok iyi oynadığı roller var. Ama ağalık iyi oyuncu değildir. E, çok kötü kariyer seçimleri var. E, şey gibi. Battlefield Earth neydi? Bir, bir tane var ya çok kötü bir şey. Yok B değildir. C'ye koyacağız. Hayır Travolta C'dir. Yoksa, ama yani. dür... Travolta C'dir. Tamam devam devam. Bakayım. Bu herifi D'ye koyun. Var Moneyball'da iyiydi ama. Yani leading Man iyiliğinde değil. D'ye koyun. F yaptırmam gıcık olabilirsiniz. Koy koy koy. Tamam uzadı. Jackie abi, Chan. Ben. Jackie Chan presence da çok yüksektir. Arnold gibi koyun C'ye. Yayından mı izleyeyim? Dur pardon. E, bu adamın acayip bir filmografisi var. E, çekilmiş en iyi romantik e, film üçlemesinde başroldedir. B'ye koyun. Hayır hayır. hayır. B B B. B'ye koyun. Ryan Reynolds çok komik herifte. Dramatik hiçbir şey yok. C. E, C bile olmaz. D. D'ye koy. Normal komedyen kategorisinde. Hayır e, Harry Potter umurumda değil. Koy, koy, koy D'ye. Aa oh, helal lan. Evet. Martin Lawrence umrumda değil komedyen koy D'ye. Andy Serkis'in emeği çok büyüktür. Sonya sayesinde tanıyorum. Torpil değil ama hakkıyla tanıyorum. Andy Serkis'in e, Gollum'dan tut bilmem ne oyunculuğun döktürdüğü çok şey vardır. Andy Serkis'i koyuyoruz B'ye. İyi oyuncudur. Benedict çok üstün oyuncudur. Teknik 10'dur on ondur yani. Hiç, 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 Marvel'da oynuyor diye önyargı yapmam. Benedict koy A'ya. Koy A'ya. Koy A'ya. Morgan inanılmaz iyi oyuncudur. Koy Pedro. Evet. Ee, <laughs> Tigerland'den beri takip ediyorum Colin Farrell'ı. Bakmayın Colin Farrell'ın şey filmlerine inanılmaz döktürdüğü Martin McDonagh filmlerinden. Direkt olarak Colin Farrell rahat rahat iç gönül rahatlığıyla A'ya koyabilirsin. Bu herifi eee This is America. Hmm. Hadi. Bu herifin oyunculuğunu dizilerden falan biliyorum ama kötü olmadığını biliyorum. Hı. Koy D'ye koy. Koy D'ye. O kadar da... Neyse. Koy Anthony Hopkins şüphesiz S'dir. Koy S'ye. Şüphesizdir ki S'dir yani. Evet. E geldik bir S++'a da alın. Oyunculuk Atatürk'ü, teknik 10, presence 9, range 10, Daniel Day-Lewis bu S++'lar arasında bile en iyidir. Anlatabiliyor muyum? Bu S++'lar arasında bile en iyisidir diyorum. İstediği kadar çıldırsın erlik yani. Devam edelim. Bu herif Creed'de falan çok iyidir. Üçlüğünü ispatladı ama henüz inanılmaz değil. Koyun koyun şeye, C'ye. Yüksek bir C gibi düşündün ama. Bu sırayı bitirelim bitsin. Evet. Mark Strong B. Yetenek kabiliyet çok iyidir. Evet. Ee, deprem oldu ben kaçıyorum görüşürüz. Nasıl ya?